İyi akşamlar sevgili seyirciler. İzmir'e hoş geldiniz. Atatürk Vestelvenüs Spor Kompleksi'ne. Murat Yüceköy'le birlikteyiz ve az sonra Spor Toto Şampiyonlar Kupası, eski adıyla Süper Kupa'da Türk voleybolunun iki güçlü ekibi Eczacıbaşı Litra ile Vakıfbank kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakip, iki büyük şampiyon takım karşı karşıya gelecek. Sevgili Murat, ilgi büyük maça. Yani dışarıda öylesine uzun bir kuyruk vardı ki bu da Türk voleybolu adına, özellikle kadın voleybolu adına umutlanmamıza da yol açıyor. Öncelikle hepinize hayırlı sezonlar olsun. Bugün itibariyle Cuma günü başlıyor ama ilk topa bugün vurulacak. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni sezon Vestelvenüs Sultanlar Ligi'nde, erkeklerde ise ayın 27'sinde başlayacak lig. Bu maç için ne diyorsun? Tabii Kübra Akma büyük kayıp olacak. Değil mi? Vakıfbank açısından belinde bir sıkıntı var. Aynı problemi yaşıyoruz aslında. Hem de öyle, geçmiş olsun. Hem sana hem Kübra'ya kortizon iğnesi oluyorsunuz ki kolay bir iş değil. Bu arada Eczacıbaşı Vitra'nın kadrosu ekranlarınıza geliyor. Sevgili seyirciler, ardından da Vakıfbank. İki güçlü ekip. Çok etkili smaçörleri barındırıyorlar. Üstelik de yeni isimler de var. Gözde ve Melia bu sezon Vakıfbank'ta oynayacak. Onunla da sınırlı değil tabii. Sebella Hak, İsveçli ve Brezilyalı smaçör Gabriela Braga Guimarães forma giyecek abi, kısa adıyla Vakıfbank takımında. Eczacıbaşı Vitra'ya baktığımızda Natalia Zilio bakalım neler yapacak, ben merakla beklemekteyim. Yeni sezonda tabi Hande döndü yuvaya, Hande Baladın. Kiralık giden oyuncular, onlar da geri döndüler. Eczacıbaşı Vitra'nın kadrosundalar ve Marco Aurelio Mozza, tecrübeli baş antrenörü, çok iyi hazırlandık diyordu. Bu arada serebral palsi fiziksel engellilik durumundadır. Farkında ol pankartı var. Her iki takımın da elinde Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın pankartı. Unutmayın, onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim her şeyimiz. Ve bir farkındalığa dikkat çekmek için çok ama çok anlamlı pankartlar her iki takım da sahada. Sevgili seyirciler, kimler yok ki? Ebrar Karakurt, seyircinin sevgilisi Milena Rašić, Sırp orta oyuncu. Onun yanı sıra Sırbistan'ı Avrupa ve Dünya Şampiyonluğuna taşıyan Milena Oljanović yeni sezonda Vakıfbank'ın formasını giyecek. Kim? Büyük tecrübe. Takım kaptanı Eczacıbaşı Vitra'da. Simge Aköz muhteşem oynadı. Gerçekten de Avrupa şampiyonasında. Boşkoviç bir ara ümitsizliğe düşmüştü milli takımımız karşısında. Onu durdurdu bizimkiler ama sonlarda ufak tefek hatalarla Avrupa şampiyonluğunu kaybettik ama olsun. Biz voleybolun ne kadar geliştiğini, özellikle kadın voleybolun ülkemizde, tabii federasyonun da büyük katkılarıyla ortaya koyuyoruz her fırsatta. Ve bundan sonra da millilerimiz de çok can yakacaklar. Ama dönelim tekrar tabii bu büyük, bu dev karşılaşmaya. Neler söyleyeceksin Murat Yüceköy? Tabii sezon başı olması itibariyle iki takımı da şu an için kestirmek oldukça güç. Tabii birbiriyle oynamaya daha alışkın altıya sahip olan Eczacıbaşı Vitra, Jordan Larson'un yerine Natalya'ya transfer ettiler. Ve yeni oyunculardan Ergül Gülgün sahada yer alacak. Vakıfbank ise yabancı oyuncuların neredeyse tamamı da rotasyonun. Yeni de birer Milena Rašić kaldı. Maya Oljanović, Gali ve Isabel Halk gibi önemli oyuncuları kattılar. Tabii iki takım açısından da önemli test maçı. Ama tabii ilk resmi maçı olması açısından da ilginçliklere sahne olabilecek bir karşılaşma. Tabii maçın adı çok büyük şeyler vaat ediyor. Vakıfbank Eczacıbaşı Vitra karşılaşması olması adıyla. Tabii az önce yayının başında sen de bahsettin, bahsetmekte yarar var. 8 Eylül Avrupa Şampiyonası'nda öyle bir atmosferde bıraktık ki aslında yayını. İzmir'de sağ olsun çok güzel bir atmosferde yeniden merhaba dedi voleybola. Yukarıdaki tribünlerde bile boş yer yok. Yani spor izlenmez diye bir şey yok. İzlettirmesini bilmek lazım. Böylesine seçkin, böylesine önemli oyuncular, altyapılardan yetişip dünya yıldızları, örnek olacak gençlere, dünya yıldızları, transfer
transfer edilirse doğru bir politikayla, işte tribünlerde böyle dolar her tarafta. Gerçekten müthiş bir ilgi var İzmir'de. Bu arada bir geçmiş olsun. Evet, Vakıfbank Kulübü'ne, masörümüze, fizyoterapiste. Burada evet, hemen önümüzde. İzmir Öztürk'te Sabri Erdoğan, onlar hastanedeydi aslında. Biz de aynı yoldan yaklaşık yarım saat önce geçtik. Kötü bir yol şartı vardı. İnanılmaz çok önemli bir kaza atlattılar. Allah yani, korumuş. Allah korumuş. Gerçekten. Evet, gerçekten öyle. Geçmiş Jorun'da olsun. Jorun'da Üzeyir Özdurak ve Sabri Erdoğan dış kurban geçmiş olsun. Evet, ikisinde de, üçünde de ciddi bir problem yok. Ve az sonra mücadele başlayacak. Vakıfbank'ta Hak, İtalya temsilcisi Scandi için de forma giyiyordu geçen sezon. 1 metre 94 santimetrede pasör çaprazı Vakıfbank'ın. Kariyerindeki ilk profesyonel maçına Murat 14 yaşında çıkmış Hak. Fransa ve İtalya liglerinde de birçok bireysel ödülü var. Ülkesinde ise, İsveç'te ise İsveç Kraliçesi lakabıyla biliniyor Hak, onu söyleyelim. 20 yaşında ve 16 yaşından beri Hak milli takımlarda oynuyor. Kardeşiyle beraber, Anna Hak'la beraber çok önemli bir yetenek. Henüz 20 yaşında, 99 doğumlu, İtalya liginde çok önemli tecrübeler edindi. Ve Vakıfbank'ta da yazın 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tabii Vakıfbank'ta bugün hem Ebrar'ı hem Medya'yı göreceğiz maçlar olarak. İlginç altıları, bir rotasyon. Altıları da söyleyelim. Eczacıbaşı Vitra'da Boşkoviç, Simge, Yasemin, Çin, Gamze, Pereira, Natalya Zilio, daha doğrusu Ergün Eroğlu ile başlıyor. Maça, mücadeleye Marco Aurelio Motta, Gizem Örge, Meliha İzabel ve Hak, Ebrar, Milena Rašić, Onjenović ve Zehra Vakıfbank'ta. Arka alanda Meliha, Hak, Ebrar, ama top çıkmıyor. 4 pas oldu. İlk sayı Eczacıbaşı Mitra'nın. Natalya Zilio kullanacak servisi. Daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması da giymişti Zilio, onu hatırlatalım. Kariyerinde birçok başarısı var. Brezilyalı smaçör kullandı servisi. Ebrar, iyi servis. Onjenović. Hak yükseliyor. Natalya top yüksekte kazandı. Boşkoviç üçlü blokta yumuşadı top. Pas güzel Onjenović'ten. Hak blokta başarı var ve sayı. Kim hemen yanında. Ergül Eroğlu ile birlikte blokta bu ikili başarılı. Eczacıbaşı ikinci sayıyı aldı. 2-0. Natalya Zilio 1 metre 83 santimetre boyunda. 30 yaşında tecrübeli smaçör. Meliha, Onjenović, Zehra. Onjenović'in kısa pası, kurçuk pas. Zehra Güneş'in sayısı. Vakıfbank en uzun turuna bu sayıda beraber geçtik. Bir de önü İsabel Hak, Zehra Güneş, Ebrar Karakoç. Onjenović kullanacak servisi. Maya Onjenović. Kim? Gamze'nin pası. Boşkoviç çapraza vuruyor ve sayı. Onjenović. Milli takımdan arkadaşı. Boşkoviç'i karşılayamadı. Onjenović de, Onjenović için de ilginç bir maç. İki kez Eczacıbaşı Vitra serüveni var. Bu kez Eczacıbaşı Vitra'yı rakip Maya Onjenović. Ergül kullanacak servisi. Ergül Eroğlu, tecrübeli bir isim. Orta oyuncu, 1 metre 90 santimetre boyunda. Ve ace oluyor. Ace. Tam çizgiye düştü. Ergül'ün ace'i. 4-1. Ebrar'ın, alanını daraltmaya çalışıyorlar ama Ergül o alana çok etkili bir servis attı. Ebrar, Onjenović terse döndü. Hak, top dışarı gidiyor. Beşinci sayıyı aldı Vakıfbank hatasından. Eczacıbaşı Mitra. Isabella Hak, İsveçli pasör çaprazı böyle dışarı vurdu topu. 2-0'lık seri Ergül Eroğlu'yla. Ergül karşıladı arka alanda ve sayıyı da kazandırıyor. Bize bölge 10-23'e kısa pası Zehra.
Vakıfbank'ın iki sayıda orta oyuncu Zehra'dan geldi. Ebrar kullanacak servisi. Ebrar Karakurt. Gamze Kılıç, Boşkoviç, Ebrar. Ujenović, kurşun pas, Zehra. Top banttan geri geliyor. Hata, bakın kısa pas gelince, alçak pas gelince Ujenović'ten Zehra müdahale edemedi topa. Tabii burada smaçörler istediği gibi oyuna giremeyince bakıp Bank'ın Ujenović ısrarla Zehra üzerinden oynuyor. İçeri blokla karşıladılar. Hemen Zehra'yı. Boşkoviç dışarı gitti top. Sayı Vakıfbank'ın. Milener Rašić oyunda. Gizem Örge kenarda. Vakıfbank takımında. Zehra Güneş kullanacak servisi. Zehra Güneş. Dışarı attı topu. Hata Zehra Güneş'ten geliyor. 7-3. Eczacıbaşı 7 sayısı var. Doğru Vakıfbank hatasıyla geldi. Eczacıbaşı ise şimdi hata bir direkt hata yaptı. Kim kullanacak servisi? Yeongkong Kim. Güney Koreli smaçörü Eczacıbaşı'nın. Topu karşıladı Gizem. Ujenović. Park. Araya girdi. Rašić. Gamze'nin pası. Kim. Park. Hatalı bir vuruş. Fileye devam. Sayı. Eczacıbaşı Vitra'nın 8-3. Eczacıbaşı iyi başlarken Vakıfbank kötü başladı mücadeleye. Eczacıbaşı Vitra sadece bir hücum sayısıyla 8. sayıyı yordu. Kim ikinci servisi. Hak, Ujenović kurşun pas. Rašić karşıladı Boşkoviç. Simge'nin pası. Sert smaç blok out. Sayı. Eczacıbaşı Vitra'nın Natalia Zilio. Hem savunmada hem de hücumda etkili Natalia. Eczacıbaşı Vitra da ikinci kez 3-0'lık seri buldu seri içerisinde. İlki Ergül Eroğlu'ndan, şimdi de Kim 3-0'lık seriyi yakaladı ve sayı. Ace geliyor. Maçtaki en uzun seri oldu bu 4-0'lar. Bir ace Ergül Eroğlu'ndan, bir ace Yeongkong Kim'den. Ona 3 üstünlüğü var Vakıfbank karşısında Eczacıbaşı Vitra'nın. Kim? Meliha. Ujenović. Hak. Yine dışarı gidiyor top. Herhalde 3'te 0 falan. Hakkın İsveçli oyuncu. Ya 3. ya 4. hücum ama skor üretemedi henüz. 11-3. Büyük üstünlüğü var. Sayısal anlamda ilk sette şu ana kadar. Eczacıbaşı Vitra'nın Ujenović. Kötü top gelince yine de iyi pas çıkartıyor. Meliha Ujenović'i kısa pası. Rašić. Yine Rašić. Klasını konuşturdu bu pozisyonda. Çok yüksek bir hücum. Milena Rašić'ten. Vakıfbank orta oyuncular üzerinden sayı bulmaya devam ediyor ama smaçörlerinden beklenen katkı henüz gelmedi. Hak kullanıyor servisi. Simge karşıladı. Çapraza vuruş. Yasemin'den dışarı gitti top. Yasemin Güveli 20 yaşında. Eczacıbaşı'nın orta oyuncularından biri. 1 metre 87 santimetre. Boyunda Yasemin. İzabel Hak. Zilio. Uzun top ona. Mükemmel pas. Gamze Kılıç'ın da hakkını verelim Murat. Enfes bir top attı. Hani kurşun pas nedir diye sorulacak olursa ders olarak okutulacak bir top. Bakın. Ve teknik mola. İzmir'de.
Tekrar beraberiz sevgili seyirciler İzmir'de. 12-5 üstünlüğü var. Eczacıbaşı Vitra'nın Vakıfbank karşısında. Eski adı Şampiyonlar Kupası olan organizasyonu 2010-2011, 2011-2012 ve geçen yıl Eczacıbaşı Vitra kazanmıştı. Bakalım dördüncü kez bu büyük kupayı müzesine götürebilecek mi bu maçın sonunda? Eczacıbaşı Vitra göreceğiz. Kötü bir servis geliyor. Teknik mola sonrası Yasemin Güveni'den. 12-6. Melia İsmailoğlu kullanacak servisi. Bu arada Giovanni Guidetti'ye baktı adet olduğu üzere Melia İsmailoğlu. Söylediği yere de kullandı servisi. Zilio, Gamze. Bu top çıkmıyor. Sayı Vakıfbank'ın 12-7. Fark 5 sayıya indi. Melia İsmailoğlu. Yine Zilio'ya ve etkili servis. Natalya Zilio'nun üzerine kullandığı servisi. Yine Melia İsmailoğlu. Giovanni yine dersine çok iyi çalışmış tabii. Zilio'nun en önemli zaafı manşetlerde zaman zaman bu hatayı yapıyor. Yani teknik mola sonrası oynanan ilk sayıda kazandı Vakıfbank ve hiç hücum yapmadı. Bir servis hatası var. Bir az önce yapılan pas sonrası hem Ergin ve Natalya'nın uğramadı top ve şimdi de Melia'nın bulduğu servis sayısı. Şu ana kadar maçta sadece 6 hücum sayısı var. 3'e Eczacıbaşı Vakıfbank'tan. 3'ü de Vakıfbank'tan geldi ama sezon başı olması itibariyle bunu biraz da normal karşılamak lazım. Yani normal sezon içerisinde oynanan bir maçta 20 sayı oynandığı anda sadece 6 hücum sayısı görürüz eminim ki. İki takım için de çok erken hata yapmaları da oldukça doğal. Şimdiye kadar 6 hata yaptı Vakıfbank. 4 hata da Eczacıbaşı itibaren geldi. Melia İsmailoğlu servisi kullanacak. 2-0'lık bir seri Melia ile. Arka alanda kim? Gamze Zilio. Block out. Natalya Zilio. Bu arada miniklerin elinde bir pankart var. Yukarıda balkonda maç TRT Spor'da izlenir. Hemen sağımızdaki balkonda ve sanırım voleybol Ayvalık'ta oynanan Ayvalık maç TRT Belediye Spor'da izlenir yazıyor. Ayvalık Spor Voleybol Kulübü. Evet. Bu arada oyuna dönüyoruz. Onyenoviç, Ebrar. Simge karşıladı. Gamze'nin pası Boşkoviç'in plasesi. Tiana Boşkoviç. Gamze Kılıç kullanacak. Eczacıbaşı Vitra pasörü. 26 yaşında Gamze. İyi başladı maça. Girdi topun altına Gizem. Hak. Simge karşıladı. Gamze, Zilio plase, Ebrar dublaj. Şimdi Onyenoviç, Isabel Ak blokta başarı var. Ergüleroğlu. Savunma bloğu Ergül'den geliyor, 15-8 oldu. Bakın. Isabel Hak, Ergüleroğlu'nun bloğu. Teknik moda sonrası 3 sayılık bir Vakıfbank serisi vardı. O anda gelen Eczacıbaşı Vitra modası sonrası da 3 sayı Eczacıbaşı Vitra'dan. Gamze, Ebrar, Onyenoviç'in pası, Ebrar blokta yumuşadı, Simge Gamze, terse döndü, Zilio ve sayı, Natalya Zilio. Müthiş başladı Natalya gerçekten. Müthiş başladı. İstanbul'a olan büyük sevgisi ve Türkçe'ye olan merakıyla biliniyor Natalya Zilio. Giovanni mola aldı bu arada Vakıfbank. Şöyle demiş sevgili Murat, Natalya. Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım bu takımla birlikte ben de tarih yazmayı başaracağım demiş. Eczacıbaşı Vitra'nın yazılmış çok önemli tarihi var. Büyük tarihi var. Bakalım katkıda bulunacak mı ama güzel sözler tabii sezon öncesinde. Natalya Zilio'dan. Tabii Türkiye'deki son sezonu istediği gibi geçmemişti Fenerbahçe'nin Natalya'nın. Neredeyse bütün sezonu tribünde geçirdi sakatlığı nedeniyle. Daha sonra bir Brezilya macerası ve sonrasında yeniden
Türkiye. Bu kez Eczacıbaşı Vitra formasıyla giriş yaptı Natalya. Şu ana kadar da sahanın en skorer ismi. 4 sayı oldu Natalya Zilyan'a. Gamze top aldı. Gamze Kılıç. Gizem Örge. Arkada karşılayan kim? Rashic'i de karşıladılar. Boşkoviç. Diana Boşkoviç. 17-8. Eczacıbaşı Vitra iyi başladı maça ve öyle de götürüyor. Vakıfbank'ın en büyük problemi de şu ana kadar Isabel Akın skoru üretememiş olması. Gamze müthiş bir seri yakaladı onunla. Eczacıbaşı Vitra, Unyonovic, Ebrar dışarı vuruyor. Ebrar da dışarı vuruyor. Topu arka arkaya hatalar. Vakıfbank'tan. Evet, görüntülü değerlendirme istiyor. Giovanni Guidetti ama bana göre temas yok. Ben biraz farklı da dışarı gitti gibi gördüm. Bence ama de yani öyle. Bile yani ben hiç blokla falan alakası yok. Tabii oyuncu üzerinden bulunan 4 sayı var. Melia'nın biri servis sayısı. Diğer 3 sayı Vakıfbank'ta orta oyunculardan geldi. Yani hücum üzerinden Ebrar, Melia, Halk üçlüsünün bulduğu sayı şimdi tersi. Evet, bu iyi değil tabii. Bu arada tabii Giovanni de bunu bir mola olarak kullanıyor. O da biliyor teması olmadığını. Dolayısıyla bakın ekstra bir süreyi de kullanmış oluyor Giovanni. Dediğimiz gibi çok yukarıdan gitti top. Başhakem Yavuz Akdemir işaretini verdi. Yardımcısı Arzu Emiroğlu. Skorda Özlem Özdemir. Asistan da asistanı skorun Ferhat Büyükpamukçu. Hemen söyleyelim. Çizgilerde de Eray Oturakkaya, Halil Çakır var. Gamze Ali Kaya'nın, Gamze Kılıç'ın servis süresi şimdilik 6-0 oldu. 6-0 yine iyi servis kullandı. Hak. Dublajda da başarılı Gamze. Simge yükseltti. Bu kez üçlü blok. Ebrar. Rashic. Ve yanlarında Hak, sayı Onyanovic, takdir sayı Vakıfbank'ı 18-9. Giovanni Bence ikili değişiklik için hazır olun dedi Hak'ın son öldüremediği toptan sonra. Ama şu an bu blok o değişikliği biraz erteledi sanırım. Milena Rashic, arkada Zilio, kısa pas, Zehra. Zehra Güneş'in bloğu. Zehra Güneş. 18-10. İşte bakın. Ergül'ü böyle blokladı Zehra. Rashic. Simge. Gamze. Sert smaç. Boşkoviç. Yani tabii bir tarafın pasör çaprazı Hakan'ın skora katkı vermemişken Tiana Boşko için bu kadar iştahlı oyunu da farkın yaratılmasındaki en büyük etkenlerden biri. Yani Simge gibi bir liberonuz varsa problemlerin çoğunu da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Simge Aköz kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda da müthiş oynamıştı. Burada da çok iyi oynayarak başladı. Unyanovic klasını konuşturuyor. Maya Unyanovic. 35 yaşındaki tecrübeli pasörü Vakıfbank'ın. İşte bakın böyle bıraktı topu Eczacıbaşı Vitra yarı sahasına. O kullanacak servisi. 19-11. Onyanovic. Kim? Gamze kısa pas. Ergül Eroğlu. Ergül'ün sayısı 20-11. Bir metre 90 santimetre boyunda Ergül. İlk kullandığı servis turunda 3-0'lık bir seri yakalamıştı. Üstelik biri ace'tendi. Bakalım aynısını tekrar edebilecek mi Ergül? Gizem, Onyanovic. Kim? Müthiş blokluyor. Evrare. Yankov Kim? İşte bakın kimin müthiş bloğu. Ebrar'ı böyle durdurdu az önce kim? Ergül, Melia, Onyanovic kısa pas, Zehra blokta başarı var. Onyanovic ters tarafa, Ebrar. Maya Onyanovic. Müthiş kalite, bakın pasa.
Harikulade bir pas. Emrah Karakurt. Top son ana kadar nereye gideceği belli olmuyor Maya'nın elinde. Emrah. İyi servis Emrah'dan. Gamze. Boşkoviç. 3 metre çizgisinin içine vuruyor. Onun da nereye vuracağı hiç belli değil. Yükseldiğinde topa büyük kalite Fiera Boşkoviç. Avrupa Şampiyonası'ndaki MVP ödülü lige de yansımıştı Yana Boşkoviç'te. Yani en azından ilk set bize bunu söyletiyor. Ödül almadan geçtiği hiçbir yıl olmadı bugüne kadar. Bu arada Ebrar kenarda. Pınar oyunda Pınar aslında takımın ikinci liberosu ama bu turda oldukça tıkanıyor Vakıfbank. Onun için geldi bu değişiklik. Ve Boşkoviç de smaç servisiyle dışarı atıyor topu. Çünkü tartışılan bir konuydu. Smaç servisleri Sırbistan'la kullanıp Eczacıbaşı Vitra'yla kullanmaması. Hatta basın toplantısında soruldu bu. Marco Arigamot da artık bizim takımımızda da smaç servisi kullanacak demişti. Ama ilk smaç servisi denemesi etkili olmadı. Bu arada Lloyd oyunda, Hande oyunda, Gamze ve Boşkoviç kenarda. Eczacıbaşı Vitra'da iki oyuncu değişikliği birden yapıyor. Marco Aurelio Motta, Giovanni Guidetti ekranlarınızda. Zehra Güneş kullanacak servisi. Arkada Simge, Lloyd, Kim. Karşılayamadı topu Pınar. İtalya'daki kampı, 3 aylık çalışmayı gerçekten göz ardı etmemek lazım. İyi hazırlanmış Eczacıbaşı Vitra. Kim? Meliha, Rašić, Omljenović hücum şansı. Eczacıbaşı Vitra'da Hande'nin pası. Lloyd Hande blokta yumuşadı. Omljenović, Gizem, Hak. Bakalım sayı gelecek mi? Arka alanda karşılanan top Lloyd. Çaprazda. Yine de topu rakip yarı alana gönderdi. Zilio. Hak yükseliyor. Blokta sekti. Kim karşıladı? Simge. Bu topu da çıkarıyor Yasemin. Arkada Gizem. Omljenović kısa pas. Üst üste hücumlarda yine bulunmayan sayı. Çözümle orta ucuya gittiğine Maya. Ve Milena Rasic üzerinden sayı buldu. Vakıfbank. Şimdi pasörsüz oyunda Vakıfbank blok için, blok yükseltmek için gözde girdi oyunu. Bakan bir sayısı sonra Cansu Özbay'da ikili değişiklikle tamamlanacak. Isabel Hak servisi kullanacak. Kübra hani düz yürümekte bile zorluk çekiyor bu arada. Ben kenara da bakıyorum. Acısı da var. Omljenović'e götürdü. Eşofmanın üstünü verdi Kübra o haldeyken bile. Bu arada Hak smaç servis sonuç alamadı. Evet Cansu oyuna giriyor. Hak kenara geliyor. Cansu Özbay. Yani Türkiye macerasında şey istediği hiç istediği gibi başlamadı İsabel Hak'ın. Giovanni Guidetti de sadece elini sıkıp yolladı. Ben konuşurlar uzun süreci beklemiştim ama alışacaktır o büyük oyuncu çünkü. Servisi Yasemin kullanıyor. Yasemin Güveli kullandı servisi. Pınar. Cansu yükseltti gözde. Blokta yumuşadı. Bu top çıkacak mı? Çıkıyor. Ziliyor. Ve ilk seti 25-14 alıyor. Eczacıbaşı Vitra 1-0 öne geçiyor. Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda. Oh!
Tekrar birlikteyiz. İlk setteki istatistikler ne söylüyor Murat Yüceköz? Şimdi Eczacıbaşı Vitra oyun yüzlerinden 17 sayı bulmuş. 15'i iki smaçör bir pasör çatladı. Yani çatıdan gelmiş. Natalya 6, Fiyana Boşkoviç 5, Kim 4 sayı. 2 sayı da Ergil'den var. Oyun yüzlerinden gelen katkıda. Şimdi Vakıfbank'a bakalım. 8 sayı var oyun yüzlerinden bulunan. 6'sı orta oyunculardan gelmiş. 1 sayı Medya, 1 sayı Ebrar. Aradaki farkı ortaya koyabilecek en etkili herhalde istatistik bu. Evet, iki takım da çok hata yaptı dedik ama Eczacıbaşı Vitra setin sonuna doğru. Eczacıbaşı Vitra da fazla hata yapınca o sayı 8-6, yani biraz daha dengede kaldı ama smaçörlerden gelen katkı gerçekten ilk seti neden bu kadar farklı bittiğinin güzel bir özeti. Yani 6-0 sayı, Ebrar 1, Medya 1 sayı. Tabii İsabel Hakın 11 hücumda 0 sayı bulduğunu ve -6 ile bitirdiğini söyleyelim ilk seti. Yani 11 hücumdan 3'ünde blok yiyip 2 kez dışarı vurup 1 ile servis hatası evet, yaptı İsabel Hakın. İlk sette ilgili istatistikler de arkadaşlarımız ekranlarınıza getiriyor. Daha net bir fikir sahibi olmanız için. İyi başladı Eczacıbaşı Vitra, bakalım reaksiyon gösterebilecek mi Vakıfbank? Bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Tabii Kübra'nın olmaması çok etkiliyor. Rotasyon açısından oyuncu da yabancı. Şimdi Gabi'yi oyunu atmak için kimden vazgeçeceği konusunda da kafasında soru işaretleri var. Hani belki Kübra, sağlam bir Kübra belki Rasici bench'e atar. Gabi hamlesini getirirdi. Yani özellikle bugün smaçöre pasör çarpmadı pozisyonundan bu kadar sınırlı katkı gelmişken hissetti. Ama Kübra'nın yokluğu oyun planlarını bence oldukça değiştirdi Joanne'in iletini. Simge sahada, Yasemin kenarda, bakıyorum Ergül, Kim, Zilio, Gamze, Boşkoviç ve Simge sahada, Eczacıbaşı Vitra'da. Onyarovic kullandı servisi. Kim? Gamze'nin pası ve sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. Kim ilk sayıyı kazandırıyor Eczacıbaşı Vitra'ya. Servisi Ergül Eroğlu kullanacak Eczacıbaşı Vitra'da. İşte bir kez daha ekranlarınıza geldi. Kimin sayısı? Ergül. Ebrar. Onyanoviç kısa pas. Zehra. Zehra Güneş. Arka arkaya iki sayı. İlk sette Vakıfbank gol kazandırmıştı. Onyanoviç kısa pası bırakıyor. O da sayıyı yapıyor. Dışarı gitti top. Hata. Ebrar. Sayı. Eczacıbaşı Vitra'nın. Boşkoviç. Smaç servis Diana Boşkoviç. Dışarı gidiyor top. Bir hata da Boşkoviç'ten. Smaç servisi 2'de 0 oldu Boşkoviç. Zehra Güneş. Zilio. Gamze. Kim? Block out. İşte tecrübe. İşte kalite. Yonkon Kim. Sayı kazandırıyor Eczacıbaşı Vitra'ya. 32 yaşında. 6 sezon Fenerbahçe'de oynadı. Japonya'da en değerli, en skorer, en iyi smaçör seçildi. Bu arada görüntülü değerlendirmeye gidiliyor. Challenge. Bakalım. Bakalım blok teması var mı yok mu? Ben blok teması istedi diye düşünüyorum ama Giovanni Bilgetti'nin. Meliha görüntüde. Bakalım. Ergül ekranlarınıza geliyor. İlk sette büyük katkıda bulundu. Eczacıbaşı Vitra'ya.
Tecrübeli orta oyuncusu Eczacıbaşı'nın 32 yaşında. Evet, henüz pozisyon gelmiş değil ekrana. Bekliyoruz. Çözmeye çalışıyor. Ağzı Arzu Emiroğlu. Şu an GDS masasında GDS operatörleriyle beraber pozisyonu inceliyor. Sanırım temas var diye konuşuldu. Yanlış görmediysem. Evet, var. Evet, temas var. Kim de zaten niye bu kadar uzadı dercesine bir mimik yaptı. Evet, bu arada Neslihan da mücadele izliyor. Güzel servis Melih'e karşıladı Onyanovic. Hak yine dışarı vuruyor. Isabel Hak bir kez daha dışarı vurdu topu. 4-2 üstünlüğü var ikinci sette. Eczacıbaşı Vitra'nın kim servisi kullanacak? Kim? Gizem. Onyanovic kurşun pas. Rashic'i karşıladı kim? Gamze'nin pası Natalya Zilio. Natalya Zilio'nun sayısı. Kim kullanacak servisi? Meliha. Evet. Rakip alana müdahale. Onyanovic'e kötü top. O da hata yaptı. 5-2. Bakın. Rakip alandan topu çeviriyor. Maya Onyanovic. Kimle yakaladı seriyi bu kez? Eczacıbaşı Vitra. Kim? Meliha. Onyanovic. Meliha'ya. Meliha İsmailoğlu. 4-0'lık serisini bitirdi Eczacıbaşı Vitra'nın Meliha bu sayıyla. Hak kullanacak servisi. İşte bakın Melia'nın sayısı. Kim? Gamze Kılıç. Boşkoviç'i blokluyor. Onyanovic. Ve Rashic. Rashic yapmış sanırım bir de. Hayır, filede kaldı. Filede de kalmış olabilir, evet. Top dışarı gidiyor. Top dışarı gitti. Isabel Hak. Hata, sayı. Eczacıbaşı Vitra. Eksi o mu oldu galiba Isabel Hak? Yasemin. Meliha Onyanovic. Hak. Gamze. Yasemin'in pası. Boşkoviç. Hak karşıladı. Zilio. Ve bu sayı. Son derece güzel bir sayı gerçekten. Gamze Kılıç'tan geliyor. Gamze'nin bakın. Klasesi. Tepki bile veremedi. Bakın farklı oyuncular 8-4. Giovanni sanırım 3 oyuncusuna birden hazırlanın dedi yapar, şu an. Yapar yani biliyorsun. Yasemin, Meliha, Maya Onyanovic kurşun paslaştı. Tam Vakıfbank'ın iyi diyebileceğimiz tek şey orta oyuncularla Niyaz Korkatlısı. Servis karşılama, servis karşılama riskli bir altı zaten servis karşılamak için kötü. Hücum bugün orta oyuncuları çıkartırsak kötü. Meliha kullanacak servisi. O da dışarı gitti. Hatalar devam ediyor Vakıfbank'ta. 9-5. Gamze. Vakıfbank
6. sayıyı aldı Gamze'nin hatasıyla. Vakıfbank. Yine Naraşiç. Dışarıda bir hata daha. Arka arkaya hatalar, servis hataları Vakıfbank'ta. Bu kez de Raşiç dışarı attı topu. Natalia Zilio. Natalia. Top dışarı gidiyor. Bir GDS gelecek galiba. Yani kim de emin olamadı. Motta da emin değil ama istedi. Bize de uzak noktada ben emin olamadım. Zaten bakalım. Yakın olsa da ben bir şey söylemiyorum artık. Giovanni de yani belli değil gibi bir işaret yaptı. Bence dışarıda. Mı? Hayır. Çizginin üzerinde top. Sanki çizginin üzerinde. Bence değil. Çizginin üstünde top sayı Eczacıbaşı Vitra'nın gibi duruyor. Eczacıbaşı Vitra'nın. Hani emin olmadan istedi Motta. Ama kim ona işaret etti istediye? Kim haklıydı? Ondur attı. Natalia Zilio kullanacak servisi. Çok iyi başladı Natalia mücadeleye. Öyle de devam ediyor. Meliha Maya Unyanovic. Bak. Yine dışarı gitti. Yani aslında paralel çok açıktı ama o daha da paraleliydi. Ve teknik kolaya 12 attı. Eczacıbaşı Vitra öne gitti sevgili seyirciler. Sol ve sağ yapacağız. Komutu ben vereceğim. Hazır mıyız? Servis üretelim artık. Başlıyoruz. Tekrar birlikteyiz. İkinci sette 9 dakika geride kaldı. 12-6. Eczacıbaşı Vitra üstünlüğü var. Natalia Zilio. Meliha. Unyanovic'in pası. Nihayet Isabel Haak. İlk sayısını kazandı yol takımına. Haak'ın ilk sayısı bu İsveçli oyuncunun. Unyanovic. Kim? Gamze. Boşkoviç. Tiana Boşkoviç. Super Spike. Yani en ciddi blok turunu her seferinde rahat geçti. Eczacıbaşı Vitra Vakıfbank'a. Evet. Ergül topu aldı. Ergül Eroğlu. Servisi kullanacak Unyanovic ve Ebrar dikkatli. Ergül. Ebrar karşıladı. Unyanovic kısa pas. Zehra'yı blokladılar. Zehra, Unyanovic. Yükseldi Isabel Haak. Arkada Zilio. Pas güzel. Büyük blokta başarı var. Zehra, Ebrar ikilisi. Blokta başarı var. Zehra'nın bloğu. Sayı Vakıfbank'ın. 18. Eda kullanacak servisi. Eda Karakurt. Simge. Gamze kısa pas. Yasemin'i karşıladı. Güzel. Ebrar
Boşkoviç kim ve Yasemin? Uçtu bir sayı. Eczacıbaşı Vitran'ı. Bakın Evrar yükseliyor 3 metre çizgisinin gerisinden. Yonkon kim? 14-8. Boşkoviç. Sayı Vakıfbank'ın. Sayı Vakıfbank'a erdi. Eczacıbaşı Vitralılar bir ara kendilerine verildi sandı. Görüntülü değerlendirme isteyecekler mi? İstiyor. Yardımcısına danıştı. Botta istediler görüntülü değerlendirmeyi. Alper Erdoğuş, Kaan İncekara, Yalçın Özbek ve Antonio Olmo de Tome yardımcıları. Evet biz de bakıyoruz bu arada. Sanki çizgide gibi top. Yani orada... Sanki çizgide gibi top. Bana da öyle geldi. Bakalım. Ama tabii biraz da uzağız biz GDS ekranına. Tahminde bulunuyoruz sadece. Onu da söyleyelim. Evet. Kestirilmesi güç bir top. Aynen öyle. Zaten hala incelemeyi sürdürüyor Arzu Emiroğlu. VAR'daki görüntülü değerlendirme sistemindeki hakemlerle beraber. Sanırım hakem arkadaşımızın ayağı da denk gelmiş. Onun için kestirilmesi biraz güç bir top oldu. Bakalım ekrana gelecek şimdi. İzleyelim. Evet top içeride. Top içeride. Sayı Eczacıbaşı Vitran'ın. Yana Boşkoviç. Evet bu kez de filede kalıyor. Topu istediği gibi atamadı Tiana Boşkoviç. İstediği yüksekliğe çıkartamadı topu. Avrupa Şampiyonası sırasında yaptığın eleştirilerle Boşkoviç'i serviste bu hale sen getirdin buna. Ben aslında daha çok savunma yönünde eleştirilerde bulunmuştum. Şimdi Boşkoviç, Onyanoviç karşıladı. Zehra'nın pası. Plasemenia'dan arkada Zilio, Gamze, Yasemin, Zehra top çıkıyor. Yasemin güvenilir sayısı. 16-9. Bütün oyunculardan neredeyse verim aldı. Şu an onu kontrol ediyordum. Hiç Yasemin'in sayısı yoktu. Yasemin Güveli de skorun 6. oyuncusu oldu özellikle. Ve mola geliyor. 16-9. Eczacıbaşı Vitra etkili oyununu sürdürüyor Vakıfbank karşısında. Bakalım hamle gelecek mi Giovanni Guidetti'den? Yani bugün Vakıfbank için şimdiye kadar olan süreç çok hatırlamak isteyecekleri bir sezon başladı. Geri geldi ortalıkları Ergül az önce Yasemin'den bir sayı buldular. Takımı Halil'e skor bulan bir Eczacıbaşı Vitra var. Düşün yani Hande'ye hiç ihtiyaç duymadı da. Motta kenarda Hande Baladın. Yani şu an için sahada daha çok sürekli gözüken taraf Eczacıbaşı Vitra. Kim kullanıyor servisi? Kim? Meliha bomboş durumda Yasemin'e pas oldu bu. Yasemin Güveli 17. sayıyı kazandırıyor Eczacıbaşı Vitra'ya. Kim'den müthiş servis. Meliha'yı da sıkıntıya soktular. Eczacıbaşı Vitra'nın oyuncular kullandıkları servislerle. Kim? Meliha. Onyanoviç. Blokau. Isabel Ağ. Birkaç değişiklik geliyor. 3 sanırım şu an Vakıfbank'ta. Gabi Gözde, Cansu. Gözde oyunda. Şu an itibariyle Onyanoviç kenarda. Medya Hak, Maya Onyanoviç dışarıda. Gabi, Cansu ve Gözde de oyuna giren isimler.
Cansu kullanacak servisi. Tabii Cansu'nun memleketi burası İzmir. Ekstra bir ilgi var Cansu Özbay'a. Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en iyi pasörlerden biri de hiç kuşku yok ki Cansu. Servisi de o kullanacak. Cansu Özbay. Kim? Gamze Kılıç. Boşkoviç. Arkada Gizem. Cansu. Sert smaç sayı. Guimarães. Gabriela Braga Guimarães. Brezilyalı smaçör. 1 metre 80 santimetre boyunda kısaymış gibi duruyor. O diğer smaçörlerin 2 metreye yakın olması nedeniyle hiç öyle bir sıçrıyor Gabi. Sıçrama kabiliyeti çok yüksek tabii ki. Kim? Gamze, Natalya, Ebrar, Cansu Özbay. Gözde dışarı gitti top. Gözde Yılmaz, Sayın Eczacıbaşı Vitran'ın. Servis atışını Yasemin kullanacak. Gözde de altyapısından geçti uzun zamandır. Forması giydi Eczacıbaşı Vitran'a karşı oynuyor. Bu arada GDS isteği var sanırım. Evet, GDS görüntülü değerlendirme Giovanni Guidetti'den. Karar verildi bakalım. Evet. Temas olmadığı yönünde çıktı karar. Temas yok. Sayı Eczacıbaşı Vitran'ın. Giovanni Guidetti yine bir ufak mola yaptı bu GDS'yi. Kesinlikle, yani ben inanarak aldığına inanmıyorum molayı. Yasemin Güven'i kullanacak servisi. Çok iyi servis Yasemin'den. İkili blokta başarı var. Rašić, Cansu, Rašić. Arkada Boşkoviç. Gamze, Boşkoviç. Evet, rakip alana müdahale. Daha doğrusu çizgiye temas ve sayı Vakıfbank'ın. Bakın burada Boşkoviç yükseldiğinde çizgiye basıyor. Alan ihlali ve sayı Vakıfbank'ın. Guimarães. İyi servis kullandı. Rašić, Cansu. Gözde blokal. Zor pozisyonda sayı yapıyor Gözde Yılmaz. 18-13. Fark 5 sayıya indi. Gabriela kullanacak servisi. Gabriela. Zilio. Natalya Zilio blokta başarı var. Simge bu topu da çıkartıyordu, bu zor topu da. Olmadı. Mola Marco Aurelio Motta'da. Yani oyuncu değişiklikleri Vakıfbank adına aranan ekstra güç oldu. Yani özellikle bu 3 değişiklikten sonra daha hırslı bir Vakıfbank izlemeye başladık. Eczacıbaşı Vitra'da hücum performansı bir tık geriye gitti. Giovanni Guidetti bir radikal kararla 3 değişikliğe gitti belki ama şimdiye kadar geri dönüşü olumlu, ama her ne kadar olumlu da olsa o kadar iyi iş yapmanıza rağmen fark hala 4. İyi de servis attı son bölümde Vakıfbank, onun da altını çizmek lazım. Tabi Gabi'nin neden 5'te başladığını da söyleyeyim. Takıma en geç katılan isim oldu Gabi. World Cup oynadı. World Cup oyunda Avrupa Şampiyonası'nın hemen ardından. Aynı Eczacıbaşı Vitra'da da Yeon Kong Kim'in World Cup oynaması, Dünya Kupası oynayıp geç katılması gibi. Biliyor musun? Gabi futbolu seviyormuş. Futbol, tenis, yüzme. Voleybol hiç hesapta yokmuş. Her Brezilyalı gibi. Ama arkadaşları okuldan sonra voleybol oynarken onu da çağırmışlar. Öyle başlamış oynamaya.
İlginç. Servisi o kullandı kim? Gamze. Boşkoviç. Cansu ve top dışarı gidiyor. Tiana Boşkoviç. Kriz çözücü Tiana Boşkoviç. Gamze Kılıç. Gizem Örge. Cansu. Raşiç. Karşıladı Simge. Raşiç. Cansu. Gözde Natalya. Natalya Zivio. 20. sayıyı kazandırıyor Eczacıbaşı Vitra'ya. Natalya'nın sayısı. Gamze. Gizem Cansu. Evrar yükseldi. Gamze Kılıç. Simge'nin yükselttiği top. Boşkoviç. Top dışarı gidiyor. Sayı Vakıfbank'ın. Temas var diyor. Temas var diyor. Eczacıbaşı Vitralı oyuncular öyle olunca da Motta görüntülü değerlendirme istiyor. Motta emin değil ama o kadar kendisinden emin ki Eczacıbaşı Vitralı oyuncular. Bakalım haklılar mı? Pozisyon bu Murat. Yani Vakıfbank oyuncuların hareketlerinden çözüme şaşırdım. Her biri değmediğini söyledi. GDS ekranı bu kadar uzaktayken özellikle blok ağır pozisyonlarını çözmeniz bizim çok kolay değil. Yakınlaştırdılar ama karar. Bakalım ne olacak. Yok gibi duruyor ama, emin konuşmamak lazım ben uzaktan. Ben emin değilim. Arzu Emiroğlu geliyor şimdi, evet, bakalım. Uzaktan görüyoruz çünkü biz oldukça. Evet, temas yok. Sayı Vakıfbank'ın 20-15. Milena Rašić kullanacak servisi. Ekstra oyun çıkartması gerekiyor Vakıfbank'ın. Ama Rašić topu dışarı atınca fark 6 sayıya çıktı. Eczacıbaşı Vitra adına. Natalya Zilio kullanacak servisi. Natalya. Gabi karşıladı Cansu Zehra. Blokta yumuşadı. Kim'in pası? Gamze Kim. Plase ve sayı. Yonkon Kim. Müthiş plase. 22-15. Müthiş bir plase Kim'den. Çok yüksek bir blok tehdidi Zehra Gözde. Ama ölçüp biçilmiş bir plase Yonkon Kim'den. Yonkon Kim, Asya Voleybol Şampiyonası. En skorer oyuncu ödüllerini yalnız bir kere değil, yalnız iki kere değil, yalnız üç kere değil, tam dört kez kazanmış bir oyuncu. 2009, 2010, 2011, 2013 yıllarında ve 2017'de Asya Voleybol Şampiyonası'nda yine en iyi smaçör seçilmişti. Yonkon Kim, daha çok ödülü var da ben şunları bir söyleyeyim. Fırsattan istifade ederek. Türkiye'ye çok erken gelen isimlerden, genç yaşta gelen isimlerden Fenerbahçe ile birlikte herhalde almadık bakanmamıştır Yonkon Kim. Tabii tabii, çok büyük başarılara imza attı orada. Bir sezon Asya macerasından sonra tekrar Türkiye'ye geldi. Eczacıbaşı Vitra'da ikinci sezonu ki ilk sezonu kabul edelim ki beklentilerden çok uzaktı Yonkon Kim. İstanbul'dan uzak kalmak öyle kolay değil yani. Her şey olur da o olmaz. Diyelim Gizem Cansu. Ebrar çapraza vuruyor ama dışarı vuruyor. Ebrar da formda değil bu maçta. Sanırım direkt hata konusunda çift taneyi bu hatayla beraber buldu Vakıfbank. Evet. Yani biraz kafası dağınık. Şimdi 3-15.
smaçör olarak oynuyor. Tüm servisleri üstüne yıktılar Ebrar'ın. Tabii bence servis karşılamada yaşadığı problem direkt hücumuna da yansıdı Ebrar Karakurt'un. Natalya. Gizem'in pası. Gabi. File temas. Hayır diyorlar. Özellikle Ergül ben değmedim dedi. Evet, görüntülü değerlendirme. Eğer bunda da yanılıyorsa botta görüntülü değerlendirme hakkı kalmayacak ama çok da önemli değil. 23-16 çünkü. Çok zor kapanacak bir fark bu. Tabii imkansız değil. Sporda, takım oyunlarında hiçbir şey ama iki takım da çok kaliteli. Dolayısıyla da bu farkı kapattırmaz Eczacıbaşı Nitra. Ama bakalım haklılar mı? 4 kişi birden inceliyor. Bir de kararını vermek de biraz daha zor bir durum. Bakalım karar ne? Bakalım temas var mı? Temas var. Dirseği temas ediyor şeklinde karar çıktı. Ergül hala ben dokunmadım diyor. Söylüyor. Mehmet Akif Üstündağ bugün geldi uçakla İzmir'e. Voleybol Federasyonu Başkanı. Voleybolun içinden gelmiş bir başkan yönetim kurulu ne kadar etkili değil mi? Yani liyakatın ne kadar önemli olduğu voleybolda Mehmet Akif Üstündağ'la büyük ivme kazanan voleybol. Bir de geçmişte tribünleri olmayan salonlardan şimdi ağzına kadar dolu dışarıda seyircilerin kaldığı salonlara. Hem oyuncu hem antrenör hem yönetici olarak voleybola hizmet etmek, voleybolun her kademesinden geçmek önemli. Sorunlarını biliyor çünkü voleybolun. Bu nedenle de böylesine usta isimlere yanlış bir şey yaptıramazsınız. Maya Onyanovic kullandı servisi ve şans Vakıfbank Ayana. Onyanovic 17. sayısı Vakıfbank'ın. Onyanovic. Kim? İyi servis Onyanovic'ten Zehra. Sıfırlık bir seri. Kim? Gamze. Kim'in plasesi? Onyanovic dublajda. Şimdi blokta yumuşayan top. Gamze, Simge. Boşkoviç açısı dar. Arka alanda karşıladı Onyanovic. Topu Rašić Ebrar'a bıraktı. Ebrar. Gamze, Simge. Kim? Blokta başarı fark 23-15'te 8 olan fark 4-0'lık seriyle 4'e kadar indi. Özellikle Vakıfbank'ın son bölümde bir vites attığını söyleyebiliriz. Yani sütun başında çok fazla Vakıfbank hatasından bahsediyor. Ses sonunda orada Eczacıbaşı Nitra'yı oyuncuların hatasıyla yükselmeye başladı. Belki 23-15'te henüz bitmediğini en azından bir adım atarak gösterdi ama Eczacıbaşı Nitra'nın kazanacağı bir sayıda set sayısı anlamına gelecek. Set sayısı kullanma anlamına gelecek. Onun için hala büyük bir avantaja sahip oyuncular. Ebrar'a sevgi gösterisi minik voleybol severlerden, tribünlerden. Servis kullanıldı. Simge, Gamze, Boşkoviç. Top dışarı gidiyor. Bir hata daha yerde Eczacıbaşı Nitra'yı. Yani bütün hataları set sonuna saklamış gibi oldu. Eczacıbaşı Nitra'yı oynuyor.
Onjenović. Simge, Gamze, Boşkoviç, Onjenović, Gizem, Hak, Ebra, top çıkmıyor. Yani Vakıfbank yine bir yere getirdi aslında seti. 5-0'lık seriyle hücum etme şansında buldular ama Saberhan yine geçemedi o topu. Geç kaldı. 24-20. Seti almak için servis şansı. Şimdi Eczacıbaşı Nitra'da Ergül Eroğlu. Ebrar, Onjenović, arka alanda karşıladı topu, Zilio, kim? Hakem kendi GDS'ye gidilmesini istedi, şu an emin olamadı blok teması var mı yok mu? Yavuz Akdemir. Evet, başhakem blok teması var mı yok mu bir bakmanızı istiyorum dedi. Kendi hakkıyla istedi bunu çünkü kendisi emin olamadı. Bence doğru da bir uygulama. Emin olamadığı noktada bir GDS'ye bakalım. Ben emin olamadım dedi. Yani bizim açımızda temas yok gibi. Evet. 24-21 olacakmış gibi ama bakalım. Yine de yavaşlatılmış gösterim yanıltıcı olabiliyor. Servis atışını Ebrar kullanacak. Ebrar Karakurt. Set sayısı şansı hala. Eczacıbaşı Nitra'da. Ebrar. Dışarı gidiyor. 25. 25. sayıyı alıyor bu setten. Galip ayrılıyor. İlk sette olduğu gibi Eczacıbaşı Nitra ve bu set 36 dakika sürüyor sevgili seyirciler. Saymama şansı yok. Dışarı vurdu ya topu. Birlikteyiz sevgili seyirciler. İkinci seti 25-21 alıyor. Eczacıbaşı Nitra ve ezeli rakibi Vakıfbank karşısında setlerde durumu 2-0 yapıyor. Yani iki takım sayısız başarıya imza attı. Dünya Kulüpler Şampiyonluğu kazandı. Avrupa'da Sev Kupası'nı kazandı Eczacıbaşı.
Ama Vakıfbank'a bakıyorum. Vakıfbank kadın voleybol takımı 9 uluslararası şampiyonlukla Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı unvanını elinde bulunduruyor diyelim ve istatistiklere dönelim. Yani Sabel Hak'a baktım. Öncelikle 18'de 2 oldu. Bir de Vakıfbank Bey'in önümüzde hangi 6 ile başlayacağı bence önemli. Giovanni Guidetti de bütün takımı topladı çünkü etrafında. Bakalım hangi 6 kararı çıktı. İkinci sete dönecek olursak. Cansu ile başlayacak bu sete. Onyanovic çünkü eşofmanın üstünü giymiş durumda. Vakıfbank'ta tam 8 oyuncu skor üretmiş. En skorerleri 3 sayıda Zehra. Eczacıbaşı Mitra da oyuncu üzerinden bulunan sayı 14. En skor isim kim? Ama hata sayıları Vakıfbank'ın tam 11 direkt hatası var ikinci sette. Eczacıbaşı Mitra takım halinde 2 sette toplam 12 direkt hata yapmış. Yani Vakıfbank sadece ikinci sette 11 direkt hata yapmış. Yani o set sonunda bir direnç ortaya koydular ama 23-15'ten geri dönmek tabii ki çok kolay bir iş değil. Bir kere dönmüşlerdi. Ayazağa'da oynanan maçta, bitti denen maçta 2-0-3-0 diye bitti. Beklentisi vardı herkese. Ama önce 22-10'du yanılmıyorsam 2-1 yaptı Vakıfbank. Oradan maçı kazanmışlardı ama her zaman olmaz tabii. Evet, başlamak üzere 3. set. 2-0 üstünlüğü var. Eczacıbaşı Vitra'nın Sport Loto Şampiyonlar Kupası'nda. Sağdaki 6 Gabi Meliha, Hak, Rasic, Cansu, Zeha. Zilio. Evet, Zehra kenara geldi. Gizem oyunda, Gizem Örge. Natalya Zilio kullanacak 3. serviste. 3. sette ilk servisi. Melia, Cansu'nun pası. Gabri, Simge karşılıyor. Gamze, smaç kimden? Gabi, Melia, dublajda başarılı Gamze Kılıç. Simge'nin pası, Boşkoviç vuruyor. Top dışarı gidiyor. Sayı Vakıfbank'ın. Servisi Cansu Özbay kullanacak. Cansu Özbay servisi. Kim? Simge'nin pası kim? Blokta başarı var Gamze. Bir kez daha Simge. Boşkoviç geliyor. Meliha. Cansu Özbay. Gabi yükseldi. Blokta yumuşadı. Simge. Gamze Kılıç kısa pas. Ergün'ü karşıladı Gizem. Dokunan Rasic. Topu çevirdi Gamze. Kim geliyor? Kim geliyor? Yong Kong Kim. 1-1 oldu. Ergül Eroğlu. Melia, Cansu kısa pas, Rasic, Bilal Rasic'in sayısı. Gamze Kılıç'tan top dışarı gidiyor. 2-1 öne geçti Vakıfbank. Gabi kullanacak servisi. Gabriela Braga Guimarães'de top. Gabi. Çok iyi servis Gabi'den Rasic. Milena Rasic, ikinci sayısı bu sette. Gabi top aldı. Bir kez daha. Kim? Gamze Kılıç. Diana Boşkoviç yumuşadı blokta. Gizem'in pası Cansu. Sert smaç Hak'tan. Gamze Kılıç. Kim blokta başarı var? Rasic, Rasic. Rasic. Bilal Rasic. İşte bakın kim? Rasic'in bloğu.
Gabi. Zilio. Gamze. Kim açıktan vuruyor? Gizem karşıladı. Cansu. Gabi. Hemen mola geldi Özal'da Şimşek'e. Yani bu 6 daha dengeli bir 6 oldu, kabul edelim Vakıfbank adına. Özellikle yani hem ekstra savunma hem servis karşılamada hata yapma oranını azalttı. Tabii buralarda yapılan hatalar azalınca hücuma da yansıdı bu. Özellikle nasıl için bu 5 sayılık bölümde bulduğu 3 sayılık bir seri var ki farkın aşılmasına sebep olan en önemli neden. İlk iki setteki Eczacıbaşı Vita oyuncularından üçüncü sette de eser yok. Bu da Eczacıbaşı Vita'nın sete girememesinin en önemli nedeni. Bu arada Avrupa Şampiyonası'ndan alışkanlık edilmiş hareketler İzmir'de de salonda tribünlerde devam ediyor. Seyirciler taraflara devamlı maçın içerisinde çok güzel görüntüler çıkıyor ortaya. Her geçen gün voleybolun gelişmesinde taraftarların etkisinin, izlenebilirliğinin etkisine kadar önemli olduğunu görüyoruz. Gabi. Zilio. Gamze Boşkoviç. Blokladı Rašić. Gamze kısa pas ve Yasemin. Yasemin Güveli'nin sayısı. Smaçörleri denedi Gamze Kılıç. Baktı olmuyor. Orta oyuncuya döndü ve Yasemin de sayıyı yaptı. Tiana Boşkoviç kullanacak servisi. Boşkoviç. Çok etkili servis. Avantaj getirdi. Şimdi eczacı başına ve değerlendiriyor Yasemin. Bu avantajı Yasemin Güveli ile değerlendiriyor Eczacıbaşı Vita. 5-3 oldu. Tiana Boşkoviç. Giovanni Uğur'du servisiyle Tiana Boşkoviç. 6-3. Rüting'in yokluğunu hissedecek mi Vakıfbank bu sezon? Yani Rüting'in... Hani sona saklayacak mı şimdi soruyor. Yokluğunu dünya üzerinde hissetmeyecek bir takım yoktu bence. Ne blokta Meliha? Meliha İsmailoğlu. Çin milli takımının olimpiyatlara hazırlanırken oyuncularının Çin'de olmasını istemesi nedeniyle Juting ülkesine döndü. Bilmeyenlere bu açıklamayı da yapmış olalım. Kim top dışarı gidiyor. Bir GDS isteği gelecek sanırım buna. Marco Aurelio o gösterge yapmış çünkü bakalım. Bence içeride. Bence bu top içeride. Kim haklı bu sefer diye düşünüyorum. Top içeride sanırım. GDS de öyle diyor yanlış görmüyorsam. Kim haklı? Evet. Yong Kong kim haklı yani? 7-4. Kim kullanacak servisi de? Bu sefer top dışarıda. 8-4. Vakıfbank üstünlüğü var. Üçüncü sette. İzabel Hak. İyi servis ama Simge iyi karşıladı Gamze. Ve müthiş vuruyor. Natalia Zilio. Müthiş servisi muhteşem karşıladı. Hak'tan gelen topu Simge. Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. Yasemin Güveli. Meliha.
Cansu'nun pası. Melih İsmailoğlu. Bu top çıkacak mı? Yasemin Boşkoviç. Diyeme Boşkoviç. 8-6. Yasemin. Kısa pas. Zehra. Arkada kim? Gamze. Silio Natalya. Silio'nun vuruşu. Top dışarı gidiyor. Silio'dan. Dokuz altı. Vakıfbank üstünlüğü. Bakın. Dışarı giden top. Melia. Gamze. Ergül, Hak, Cansu'nun pası, Gabri. Gabri, çok klas bir klasa. Onuncu sayı aldı Vakıfbank, bakın. Cansu müthiş döndü. Gabri, nefis bir klasa sayı. Melia İsmailoğlu, Zilio, Gamze, Boşkoviç. Toptu. Topla zemin arasına elini gizem. Zor topu çıkarttı Ergül, Gamze. Zilio. Natalya Zilio. Yani Natalya hücumda katkı vermeye başlayınca Eczacıbaşı Vitra bambaşka bir takım oluyor. Gamze Kılıç kullanacak servisi. Eczacıbaşı Vitra servisi. Melia, Cansu'nun pası. Hak, Gamze Kılıç, kim? Boşkoviç döndü. Yumuşak bir plase yaptı Zehra. Zehra Güneş. Kim? Gamze'nin pası. Boşkoviç dışarıya. Diana Boşkoviç dışarı vurdu topu. 12-7 teknik olaya. Maçın başından bu yana ilk kez önde gidiyor Vakıfbank. 5 sayı farkla. Süresi tamamlandı. İzmir'de mücadele sürüyor. Vakıfbank Eczacıbaşı Vitra karşılaşması 3. set. Zehra dışarı attı topu. Yani ilk 2 sette 17 direk hatası vardı Vakıfbank'ın. 3. sette ilk direk hatasını yaptılar. Yani neden oyunun içerisinde bu kadar dik kaldıklarının en önemli göstergesi bence bu. Servisi Natalya Zilio kullanacak. Natalya. Meliha. Cansu'nun pası. Hak. Arkada Zilio. Gamze. Boşkoviç. Bloktan. Top dışarı gidiyor. 9. sayı aldı Eczacıbaşı Vitra. Fark 3 sayı indi. Natalya Zilio.
Boşkoviç de iyi oynamadı şu ana kadar. Ama buna rağmen top dışarı gidiyor. Zilio bu kez kaçırdı. Cansu Özbay. O da dışarı attı topu. 13-10. Ergül kullanacak servisi Eczacıbaşı Vitra'da. Ergül Eroğlu. 3'lü hücum turunda Eczacıbaşı Vitra. İyi servis. Cansu zor top. Ağak. Blokta yumuşadı. Gamze. Bu topu da çıkartıyor Ergül. Şimdi hücum şansı Vakıfbank'ta. Cansu sert sıvaç blokta yumuşadı. Zilio Gamze ama hata yapıyor. Çok kritik bir hata. Üstelik de pasörü yaptı Eczacıbaşı Vitra'nın bu hatayı. 14-10. Tabii oyunun içinde bunlar da var. Ama tabii bu setteki 7. direk hatası olması şaşırtıcı Eczacıbaşı Vitra'nın. 14 sayıda Vakıfbank. 7'si Eczacıbaşı Vitra'nın hatalarıyla geldi. Gabi. Zilio, Gamze, Boşkoviç, plase, geldi Gizem oraya ama çıkmadı bu top. Gizem Örge, çok iyi zamanlamayla geldi Gizem ama yetmedi bu topun çıkması için. İşte bakın Gizem, Cansu geliyor ama 8. pleden top, o da müdahale edemedi bu topa. Hande Balalı'nda Kalliloş oyunda, Gamze'de Boşkoviç kenarda. Kalliloş'un aslında Türkiye kariyeri çok daha önce başlayacaktı. Yanılmıyorsam 2 yıl önce. 30 yaşında Lloyd şimdi. Fenerbahçe ile anlaşmıştı ama milli takımda geçirdiği sakatlık uzun sürünce Fenerbahçe'ye gelmeden kontratı fes oldu. Türkiye bu sezon Eczacıbaşı Vitra ile giriş yaptı Kalliloş. Şimdi yüksek top Melihaya. Simge arkada Zilio. Kim? Şimdi Gizem, Cansu. Sert sıvaç arkada Zilio. Plase Hande, Gizem, Cansu, Meliha, top dışarı gidiyor. Block out. Meliha İsmailoğlu. 15-11. Oyunun en önemli sayılarından biriydi bence bu. Yani Eczacıbaşı Vitra alsaydı bu sayı farkı 2'ye indirip rüzgarı tamamen arkasına alacaktı ama Vakıfbank sayısıyla sonuçlanınca fark yeniden 4'e çıktı. Raşit. Arkada Simge, Lloyd. Kötü vurdu Hande. Topta dışarı gitti sayı. Vakıfbank'ın. Eli de soğuk tabii Hande Baladır'ın henüz. 16-10. Milen Araşic. Kim? Lloyd. Kim vurdu? Raşit mi? Hayır, Gabi karşıladı. Zehra, Melia, Plase, Lloyd, Simge, Kim? Top içeride, yerde temas ediyor top. Ve sayı alıyor. Eczacıbaşı Vitra. Kim kullanacak servisi? Raşit kenarda. Vakıfbank'ta. Meliha, Hak, Meliha İsmailoğlu'nun plasesi, Zilio, Lloyd, Kim? Temas olduğu düşüncesinde Eczacıbaşı Vitra'da oyuncular, Botta da öyle olunca görüntülü değerlendirme istedi. Bence temas var, ben baştan fikrimi söyleyeyim. Temasında Zehra'dan olduğunu düşünüyorum. Yani öyle gördüm. Pozisyon tekrarını izlemeden söylüyorum bu arada. Yanılabilirim ama bence Zehra'nın bir topa teması var.
Evet. Doğru görmüşüm. Temas var. Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın 16-13 oldu. Kim? Melih'a. Cansu'nun pası. Zehra. Ve topu çeviriyor. Natalya Silvio. Usta işi bir müdahale. Refleksi müthiş gösteriyor. Silvio bakın. Cansu uçup pas Zehra. Tam dışarı giderken top. Natalya Silvio. Mola yani. Mola. 16-14. Yani setin sonunda yani maçı 3-0 Eczacıbaşı Vitra kazandı dersek herhalde dönüm noktası olarak bu sayıdan bahsedeceğiz diye düşünüyorum. Natalya Zilyon sayısı. Evet yani bir anda gelen müthiş bir dokunuşla Eczacıbaşı Vitra'yı kazandığı sayı. Bakan Vakıf'a çok hata yapan taraf olarak bahsettiğimiz olarak ki hata da kardeşimliğe kadar buna Eczacıbaşı Vitra 8-0 hata yapan takım olmasına rağmen 20'li sayıları görmeye farkı 2'ye indirdik. Bence en büyük şey set konu bu set olacak. Cadı Bilgeti de bunun bilincinde ve hemen molayı en yüzden aldı. Evet. Mola süresi tamamlandı. Servis atışını yine kim kullanıyor? Melih İsmailoğlu, Cansu Özbay, Melih yükseldi, vurdu ve sayı. Evet, Onyanovic'i ve Gözde'yi çağırıyor. Giovanni Guidetti, iki değişiklik birden olacak. Cebel Hak. Kenarda Cansu, kenarda Gözde Yılmaz oyunda. Maya Onyanovic'i oyunda, Onyanovic kullanacak. Servis atışını 17-14. Onyanovic. O da topu dışarı attı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Yasemin Güveli. 17-15. Çekişme sürüyor. Üçüncü sette. Yasemin. Dışarı gitti top. 18. sayısı Vakıfbank'ın. Meliha. Kim? Lloyd. Zilio. Natalya Zilio. Hande Baladın kullanacak servisi. Eczacıbaşı Vitra'da. Hande. Top içeride. Ace. Hande Baladın. Hande. Gizem. Onyanovic blokta başarılı. Birlik seriyle Eczacıbaşı Vitra Vakıfbank'ı yakaladı setin sonunda. Hande Baladın. Lloyd görüntüde. Hande kullandı servisi. Bu kez dışarıya. 19-18. 10. direk hatası geldi Eczacıbaşı Vitra'nın. Zehra kullanacak servisi. Zehra, Simge, Lloyd, Zilio dışarı vurdu topu. Natalya Zilio, fark iki sayıya çıkıyor, Vakıfbank lehine.
Mola geliyor Mokta'dan. Murat. Yani eczacı başı tam yakaladım dediği noktada üst üste gelen ufalarla Vakıf Bank hakimiyetinden vermiş oldu. Set sonuna doğru özellikle Natalya'nın biraz önce yarışası attırmasıyla oyunu girmişti. Ama iki tarafta yani tam yakaladıkları yerlerde yaptıkları hatalarla yeniden geriye düşüyorlar. 2008 sonunda bunu Vakıfbank yaptı. 2008 sonunda da Eczacıbaşı Hıçlar. Zehra kullandı servisi. Kim Lloyd. Natalya Zilio. Kim dublajda? Lloyd. Hande kötü vurdu topa. 21-18. İkinci değişiklik geri döndü Eczacıbaşı Hıçlar'da. Terli Lloyd Hande kenarda. Boş gol çıkardı oyunda. Zehra Güneş. Kim? Gamze'nin pası. Blokta başına Raşit. Milena Raşit. 22. sayıyı kazandırıyor Vakıfbank'a. Oyunun sonunda 4-0'lık bir seri geldi. Ve bu 4 sayının... Ve bu 4 sayılık seride önemli bir avantaj buldu Vakıfbank'a. Boşkoviç. Onyenoviç, Zehra, Gözde, kötü vurdu topa. 22-19. Natalya Zilio. Rakip alana geçti eli Onyanov için. Ama tecrübeli pasörün itirazı var. 2 oyuncu değişikliği olacak. Maçtaki son mola, yani setteki son mola da kullanılmış oldu. Bununla beraber. Yani şöyle maçta oynanan... Yani var mı rakip alana müdahale? Varmış gibi gözükmüyor yani. Yani arka oyuncu file üstünde. Ben yorum yapmayayım bu topa. Ben aslında şuna yorum yapacaktım. Maçta oynayan son 7 sayının 6'sı rakiplerin birbirine verdiği hatayla geçti. Böyle olunca konuşacak çok fazla bir şey olmuyor. Sadece bir sayı var, Milena Raşit'in yaptığı blok sayısı. Yani maçta en son ne zaman hücum sayısı izlediğimize baktık 17 oldu. Bugün biraz hatalar oldu izliyoruz, kabul edelim ki. Natalya Zilio. Gizem karşıladı. Onyanoviç blokta başarı var. Boşkoviç kabiyi blokluyor. Yana Boşkoviç'in bloğu. Eczacıbaşı vitra sayısı. 22-21. Natalya Zilio. Ve bu teki çıkartıyor Vakıfbank. Onyanoviç'te simge. Gamze'nin pası. Boşkoviç. 22-22. 22-18'den geri dönüyor. Eczacıbaşı vitra. Yakaladı Vakıfbank'ı. Tabii Meliha yerini Pınar'a bıraktı. Eczacıbaşı vitra'nın son iki sayıdır Boşkoviç'le bir eşleşmesini kullanıyor. Natalya Zilio.
Gizem. Onyerovic. Gabi topu kabloya nişanladı. Sayı Eczacıbaşı Mitran'ın ve Eczacıbaşı Mitran öne geçiyor. Tam 12 direk hata yaptığı setle öne geçti Eczacıbaşı Mitran uyumun sonunda. Zilio ile yakalanan bir seri. 5-0'lık bir seri. 5-0'lık bir seri. 23-22. Natalia Zilio. Gizem. Onyerovic'in pası. Gabi. Çevirdi topu Gamze. Yükseklik kazandırdı Zilio. Kim vurdu? Gizem Onyerovic. Gabi yükseldi. Top dışarı gidiyor. Ama temas var mı? Onyerovic. Maya Onyerovic baş hakemin yanına gidiyor. Emin Onyerovic temas olduğundan ama öyle mi bakalım? Onyerovic net emin baş hakeme gitti. Boşkoviç'in parmağı temas var mı acaba? Ben var gibi hissettim ama bakalım karar ne olacak? Evet temas var. Sayı Vakıfbank'ın. 23-23. Oyuncu değişikliği. Hak giriyor oyuna İzabel Hak. Onyerovic'i kenara alıyor. Guidetti ön alanda Hak var. İzabel Hak, Gabi'ye ve Milena Rašić. Gözde kullanacak servisi. Çok kritik bir servis kullanacak Vakıfbank. Gözde Yılmaz. Arka alanda Kim, Simge ve Zilio dikkatli. Gözde kullanıyor servisi. Kim? Topu yükseltti Gamze. Kim vuruyor? Bloktan dışarı gitti. Yani Kim kötü karşıladı. Pasının eline belki biraz kötü bir top gitti ama şu hücumda her şeyi unutturdu. Yani sanki. İşte bakın Gamze'nin pası. Ne oldu o Kim? Haç sayısı için servis atışı kullanıyor. Eczacıbaşı Mitra'da Ergüneroğlu. Onunla başlamışlardı. Bakalım onunla bitirebilecekler mi? Ergün. Ergün kullandı servisi. Gizem. Cansu. Daha bitmedi diyor Vakıfbank'ta Milena Rašić. Daha bitmedi. 24-24. Gabi kullanacak servisi. Cansu oyunda. Gabi. Gabi. Kim? Gamze Kılıç. Boşkoviç kötü vurdu topa. Avantaj Vakıfbank'a geçiyor. 25-24. Gabi'de Vakıfbank. Gabi. Arkada Zilio. Boşkoviç. Ve servisine Diana Boşkoviç kullanacak. Gabi'den dışarı giden top. İlk iki setten sonra üçüncü setteki bu mücadelesi biraz da ilaç gibi geldi değil mi? Boşkoviç smart servis. Deneyecekti vazgeçti. Gabi, Cansu Melia. Top dışarı gitti. Temas var diyor Giovanni Guidetti ama hani öyle mi diyor ki yani nasıl görmüyorsunuz diyor bu teması adeta bakalım öyle mi? Cansu'nun pası Melia'nın vuruşu. Acaba haklı mı Giovanni Guidetti? O kadar emin söyledi ki bunu. Arzu Emiroğlu görüntülü değerlendirme mahkemelerinin yanında. Çok çabuk bir karar geldi. Çok çabuk. Bakalım. Temas. İki tarafta seviliyor.
Yok temas. Temas. Yok. Yok temas. Giovanni yanılmış. Ve şimdi bir kez daha maç sayısı için servis atışı kullanacak Boşkoviç. Çok zor pozisyondu. Ben yani her zaman bir yorumda bulunurum ama ben yani bu pozisyonu temas var mı yok mu çözemedim. Bir daha bakacağız diyor sanırım başhekim. Şimdi çok yakınlaştırdılar. Temas var. Ve temas var. Çok yaklaştırınca ortaya çıktı temas. Çok yaklaşınca temas ortaya çıktı. Giovanni Gridek haklıymış. Çünkü böyle geldiği zaman yanılmaz o. Çok net gördü ki teması öyle geldi. Ve set sayısı için şimdi Vakıfbank servisi kullanıyor. Şu anda Motta'nın bir itirazı var masaya. Temsilcinin müdahalesi var. Ne oldu anladın mı sen? Masaya bir itirazı bulundu biz. Ben tabi an Giovanni'yi takip ediyordum. 26-26 değil. 26-25 oldu. Giovanni Gülüktü'nün de bir itirazı var. Evet, skorla ilgiliydi sanırım. Evet, zaten skorla doğru. İlgili. Şu an doğru. 26-25. 26-25. Vakıfbank'ın üstünlüğü var. 25-25 yaptılar. Ne oluyor? 26-25. Evet şu an tamam işareti geldi. Evet 26-25 set sayısı için Vakıfbank servis atışı kullanıyor. Milena Rašić ile. Rašić. Simge. Gamze. Boşkoviç açıktan geldi. Ve durumu 2-1'e getiriyor sevgili seyirciler. Maç daha bitmedi. 2-1 oluyor. Çekişme izledik karşılaşmanın 3. setinde sevgili seyirciler. 38 dakika sürdü. Mücadelede 3. set ve 4. set az sonra başlayacak. Vakıfbank aradaki farkı bir sete indiriyor. Özellikle setin sonunda Tiana Boşkoviç'in kritik hataları setin sonucunun belli olmasına doğrudan etki yaptı. Ve karşılaşmada 4. set başlayacak az sonra. Vakıfbank tamamen toparlandı. Tabi Eczacıbaşı Mitra'nın 14 hata yapmasının da bunda payı var.
Batu Funk'ın bu seti almasında. Güzel anlar. Yönetmenimiz Hakan Aldemir arkadaşlarımız tarafından ekranlarınıza getiriliyor. Ve mücadelede 4. set için son hazırlıklarını yapıyor. Artık takımlar bakıyorum. Natalya Ergül Gamze Boşkov için Zinge ve Bakır Bank'a bakıyorum. Cansu kullanacak ilk servisi. Mediha, Gizem, Gabi, Harp ve Raşit. Kocaman alkışlara başlıyorum. Cansu kullandı servisi, top dışarıda. Dördüncü sette ilk hata. Bakın Park'tan geliyor. Ergül. Meliha, Cansu'nun pası. Gabi karşıladı bunu. Gamze, Natalya, kim blokta yumuşadı? Meliha, Cansu. Çapraza sert smaç. Isabel Hart. Sayı Vakıfbank'ın. Gabi kullanacak servisi. Kim? Sayı Vakıfbank'ın. Gamze Boşkoviç'in plasesi ve sayı. Diana Boşkoviç. 2-2 oldu. Boşkoviç kullanacak servisi. Gabi, Cansu. Meliha. Meliha İsmailoğlu. 3-2 öne geçiyor Vakıfbank. Pasör eşleşmesini kullandı Meliha. Tekil yolda kaldı. Elena Raşit. Simge. Gamze. Bantta kalıyor. Yasemin. Banttan dönüyor top. Eczacıbaşı Nisa yarı sahasına. 4-2. Milena Raşit. İşte bakın. Banttan dönen top. Gamze'nin pası kim? Blokta yumuşadı Gabi. Cansu. Hak. Dışarı gidiyor top. Sayı Eczacıbaşı Nisa'nın. 4-3. Bu sette büyük çekişmeye sahne olacak. Kim kullanacak servisi? Yong Kong Kim. Arkada Gabi, Cansu. Meliha İsmailoğlu.
İkiden etkili hücum ediyor. Bakıp bak üst üste. Cansu Melia'yı topla buluşturdu. Isabel Ak. Smash servis. Yüksek top Gamze. Blokta başarılı. Natalya Zilio'yu blokluyor Cansu Özbay. 6-3. Her şey tersine dönmüş gibi. Burak. Kesinlikle öyle. Yani Giovanni Bilicek'in başladığı 6 değil ama bu 6 Vakıfbank'ı ikinci setten sonra oyuna döndürdü. Hak, Simge, Zehra ve Seyir. Yasemin'in yüzüne geldi top. Zehra da özür diledi. 7-3. Şimdi Gamze Boşkoğut. Yani Halk bugün hücum olarak oyunda olmayabilir. Ama az önce iki tane öyle servis attı ki. Bize gönderdi değil mi? Yasemin kullanacak servisi. 7-4. Yasemin güveni. Gabi, Cansu, Meliha, 3-3 yapıyor Meliha'yı. Meliha 4 numarayı işliyor Vakıfbank adına. Yasemin kenarda Simge oyunda. Meliha İsmailoğlu kullanacak servisi Vakıfbank takımında. Meliha. 8-5. Gamze kullanacak servisi eczacı başında. Meliha, Cansu'nun pası. İçeride. Gerçek kalitesini ya oyuna yansıtmaya başlıyor. İsveçli oyuncu. İlkesindeki lakabıyla İsveç kraliçesi oyuna ağırlığını koymaya başladı. 9-5. Zehra kullanıyor servisi. Simge. Gamze'nin pası Boşkoviç. Diana Boşkoviç. Tabii eczacı başı bir tarafta. Boşkoviç'ten bu sette bahsetmek lazım. 6 sayı var. 3 oyuncu üzerinden 3 ve Diana Boşkoviç imzalı. Eczacı başı bir tarafta. Diğer 3 sayıda Vakıfbank hatasıyla geldi. Turuncu beyazlığın hanesine. Natalya Zilio. Meliha, Cansu, Gabi blokta yumuşadı. Zilio. Gamze'nin pası. Boşkoviç. Milan Rašić. Sırbistan milli takımından arkadaşı Boşkoviç'e seni geçemezsin dedi bu pozisyonda. Onu en iyi tanıyanlardan biri hiç kuşku yok ki Rašić böyle blokladı Boşkoviç'i. Boşkoviç kendine kızıyor deminden beri. 16. Cansu Özbay. Gamze'nin pası. Kim? Blokta yumuşadı. Cansu yükseltti. Yani ilk iki setteki eczacı başı tadı gördüğünüz müthiş istek. Müthiş azın son iki sette Vakıfbank'ta oyuncularda oluştu. Yani özellikle Isabel Hak'ın hücum anlamında sorumluluk almasıyla Vakıfbank hani o izleyicilerin beklediği Vakıfbank'ın anına geldi. Ama bunun yanında hatırlayalım ilk iki sette her oyuncu üzerinden skor buluyordu eczacı başı tadı. Bu sette sadece Boşkun için yine bakmaya başladılar. Sebel Akın düzeleceğini
adaptasyon sürecini kısa tutacağını da söyledik. Çünkü geçmiş kariyeri bunu söylüyor. Genç yaşında olmasına rağmen iyi bir transfer. Bunu da belirtelim. Vakıfbank açısından. Hak erken takıldı Vakıfbank'a. Yani Vakıfbank bir dönem 5 kişi antrenman yaptı. Bu takımda olan oyuncular nedeniyle. Hak o 5 kişiden değildi ama oyuncağı pasörleriz. İkisi Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. Yani pasörler oluşması ve yeni bir ülke tabii ki haklı değil. 2017-2018 İtalya Ligi sayı kraliçesinden bahsediyoruz. Dün geçtikçe çok daha iyi bir Isabel Hak izliyoruz. Gerçek. Blokta yumuşadı top. Melia, Cansu, Gabi, Plase. Başarılı dublajda. Gamze, Sertimaç, Boşkoviç. Gizem çıkarttı topu. Melia, Plase. Boşkoviç. 11-7. Ergün Eroğlu kullanacak servisi. Gizem, Cansu'nun pası. Gabi, Yasemin. Yasemin Güveni'nin bloğu. 8. sayıyı alıyor Eczacıbaşı Vişla. Bazen bloğa geç kalmak da işe yarıyor. Onlardan birini izledik aslında. Yasemin istediği hızla gelemedi. Yardıma bloğu ama geriden yaptığı blok sonuç almasını sağladı. Eczacıbaşı Vişla'nın. Ergül Eroğlu. Melia, Cansu, zor toptu. Ve Isabel Hak. Isabel. Teknik molada 12-8 Vakıfbank üstünlüğü var. Müthiş bir smaç gerçekten de. Isabel Akter ama Cansu'nun da hakkını vermek lazım. O zor topa çok iyi müdahale etti Cansu Özbay. Yani ilk sette 28'e 5'ti Isabel Akter. Yani bu çöküntüden yeniden oyunu adapte olup bir performans sergilediğinde çok kötü başladı. Hatta kabus gibi başladı. Ama gördüğünüz sette de bambaşka bir Isabel Akter izledi ki. Aslında servislerle aslında gördüğünüz sette nasıl izleyeni Vakıfbank bize göstermişti. Yüzüme de yansıttığını Isabel Hak. Vakıfbank'ın maçlarını hep izlerdim. Vakıfbank'tan teklif geldiğinde çok mutlu oldum. İstanbul'da oynamak, burada oynamak en büyük hayalim mi demiş. Isabel Hak. Gabi. Teknik mola süresi tamamlandı. Gabi kullandı servisi. Kim? Gamze'nin pası Boşkoviç. Gabi karşıladı Cansu. Isabel Hak. Simge. Boşkoviç. Topu karşılıyor. Cansu. Şimdi Melia. Karşıladı Simge. Gamze'nin pası. Kim Plase. Dublajda Cansu. Topu yükseltti Gizem. Isabel Hak. Üçlü blokta başarı var. Topu karşılıyor Gabi Cansu. Kısa pas. Raşit. Karşıladı Yasemin. Cansu. Gizem. Melia geldi. Yani maç bir anda hangi seviyeye geldi? 13-8. İnanılmaz bir rally geri bıraktı. İki takımda ne kadar istediğini bu rally bize göstermiş oldu sanırım. Gabi. Dışarı attı topu bu kez. 13-9. Boşkoviç. Bir önceki sette de kritik hatalar yaptı Boşkoviç. Ve burada da bu sette de hatalara devam ediyor Boşkoviç'in. Ama tabii Boşkoviç'in smacında Cansu'nun müdahalesi de müthişti rallide. Şimdi Gamze, zor top kim?
Topu karşıladı Meliha. Cansu'nun pası. Gabi ikili blokta başarı var. Dublajda da Rashic. Şimdi ha topu dışarı vuruyor. Zeben Hak dışarı vurdu. 11. sayıyı aldı Eczacıbaşı'nı. Kim kullanacak servisi? Yolkom kim? Meliha, Cansu. Meliha yükseldi. Blokta yumuşayan top kim? Simge. Boşkoviç. Eczacıbaşı'nı itiranır. 14-12. Boşkoviç yüzümleriyle Eczacıbaşı'nı itirayı sette tutmaya devam ediyor. Kimin hatası bu kez? İzabel Hak kullanacak servisi. Dışarı gidiyor top. Karşılıklı hatalar. Sayı Eczacıbaşı'nın planı. Yasemin güveni kullanacak servisi. Yasemin. O da dışarı attı. 16-12. Vakıfbank kazandığı son 3 sayının tamamı Eczacıbaşı Vitra'lı oyuncuların kaçırdığı servisler oldu. Arkada Zilio. Ergün'ü blokluyorlar. Müthiş bir sıvar. Yani bu hücumun hızlı ölçüsü diye de kaç çıkardı merak ettim. Top ağır çekimde zor gözüktü. Boşkoviç topa. Şimdi Gizem. Dışarı gidiyor top. Gabi top dışarı gitti. Aradaki fark eridi sevgili seyirciler. 16-14. Gamze Kılıç kullanacak. Servisi. Gizem, Cansu. Zor top. Gabi. Simge. Kim? Gamze çıktı top. Cansu plase, Simge, Kim, vuruş Zilio, arkada karşılayan Hak, Gizem, Gabi çok açıkta, Gülökkan top arka alanda içeriye düşüyor. 17. sayı. Yani burada uzun bir bloğa hücum etti ama Ergül'ün kapatamaması Gabi'nin sayısı anlamına geldi. 17-14. Zehra. Kısa pas ve Ergül. Gamze Kılıç. Ergül Eroğlu. 17-15. Hande ile Lloyd oyuna giriyor. Eczacıbaşı Vitra'da. Bu sette ilk kez Boşkoviç haricinde bir oyuncu Eczacıbaşı Vitra'da hücum anlamında skora katkı verdi. O da Ergül. Gamze kenarda, Kim kenarda. Lloyd Randi oyunda. Servis atışını Natalia Zilio kullanacak. Zilio. Gizem müthiş karşıladı. Gabi. Hak. Lloyd. Simge. Boşkoviç. Boşkoviç 17-16.
Natalia Zilio kullanacak servisi. Simge müthiş müdahale etti topa. Zilio 17-16. Boş kalıcın smacı. Gizem, Cansu'nun pası. Isabella. 18. sayısı Vakıfbank'ın. Cansu kullandı servisi, Hande. Lloyd, Boşkoviç. Çevirdi topu Melial. Çok zor toptu. Gabi yükseldi. Taşmadı Simge. Pas Lloyd'dan. Çaprazdan vuruş önde. Ve top dışarı gidiyor. 19-16. Hande Balan'ın da oyunun içine giremedi. Hande'nin vuruşu banttan seken top dışarı gitti. Cansu kullanacak servisi. Simge. Lloyd. Sert smaç. Natalya Zilyon'dan. Bu tekniki ilk sayısı Natalya Zilyon. 19-17. Ergül kullanacak servisi. Ergül. Karşılayan Gabi Cansu. Müthiş bir plasör. Bileğini müthiş çeviriyor. Bakın enfes bir vuruş gerçekten de Isabel Hak'tan. Gabi Kuyumayız. 20-17. Gabi. İyi servis Gabi'den. Pas da güzel. Hak, Cansu, Melia, Simge, Lloyd yükseltti. Hande vurdu. Yarık eşleri. Mücadele sürüyor. Çekişme sürüyor. Heyecan sürüyor. 20-18. Boşkoviç kullanacak servisi. Bakalım smaç serviste ısrar edecek mi? Boşkoviç. Gizem karşıladı Cansu. Şimdi Simge. Hande. Zilio. Dışarı gitti top. Mottar'ın faul beklentisi var. Bir önceki pozisyonda Cansu'nun pasıyla ilgili bir itiraz var. Bence de atla astıra bakarsan. 21-18. Rashic kullanacak servisi. Hande. Lloyd. Zor top Hande. Arkada Gabi. Cansu. İyi pas. Hak. Blokta yumuşadı. Zilio. Lloyd'un pası. Kötü top oldu. Gabi. Cansu. Kısa pas. Zehra. 22-18. Mola. Motta. Yani bu sette Vakıfbank'ın hücumcularının yani smaçörlüğün hiç oyuna giremediğinden bahsetmiştik. O takım gitti, bambaşka bir takım oldu. Yani yapılan oyuncu değişikliklerini de katkısı. Şu an her oyuncu bir skor tehdidi Vakıfbank'ta. Yani hem Gabi'den verim alıyor Giovanni, hem de Haas'tan. Ve burada biraz da o servis karşılama savunma açısından riski başladığı Asu tutmadı Giovanni'yi. Ama B planı, yani ikinci setin sonunda, ikinci sete başladı Asu daha dengeli bir takım yaptı Vakıfbank. En azından daha iyi servis karşılık, daha fazla savunma yapan bir takım haline geldi. Ve tabi savunmada bir vites yukarı çıkınca bu hücumla da doğru orantılı gitti. Eczacıbaşı Vitra açısından da ilk iki setlik yüzün yüzlerinin çok geride kaldığının altını çizmek gerek. 22-18. Milena Rashic.
İyi servis karşıladı Silio. Hande yükseldi. Blokta başarı var. İlker Hak hem hücumda hem savunmada var artık. Hande Baladın. 23-18. Bakın. Hakın bloğu. Hande'nin smaçında. Set sonunda 3-0'lık seri oldu Vakıfbank adına. Rašić, Hande, Lloyd, Boškovic, karşıladılar, Cansu, Isabella, Silge ne yapsın? Boşlukları doldurmak için. Set için servis atışı kullanacak. Bilal Rašić. Zilio, Lloyd, Hande çapraza vuruyor. Hande 24-19. Set sayısı için avantaj Vakıfbank'ta. Eczacıbaşı Mitra'da Hande gibi bir içi hata yaptı ama bulman konu sayının tamamının altında da Hande Baladın imzası var Eczacıbaşı Mitra'da. Hande, Meliha, Cansu, kısa pas, Zehra. 25-20 alıyor bu seti. Vakıfbank yönetimin geri dönüşü imzası ve maç tie-break setine gidiyor sevgili seyirciler. Açısından başlayan kaybettiği bir set gibi 25-14 gibi gerçekten set çok farklı bir set. Sonra 25-22 aslında James Set'te açık farklarla giderken set sonunda toparlamıştı Vakıfbank. Böyle için son setin ardından oyuna bu denli iştahlı istekli dönmeleri önemliydi ki yani son sette aslında Eczacıbaşı Mitra maçı da bitirebilirdi. Ama oradan dönünce bence daha dengeli altıyı da buldular ve kazandığı Mitra'lar. Eczacıbaşı Mitra adına ciddi başladı bu anlamda gerçekten. Özellikle setin 156 kuruşun yükleri vardı. Her oyuncudan skor buluyorlardı. Ciddi servis atıyorlardı. Tabii biraz da Ebrar'ın özelinde servisler atıyordu Eczacıbaşı Mitra. Geri dönüşlerde etkili yükümlerinde bitiriyorlardı topları. Ama yayın içerisinde de kaç kez tekrarlı söyleyelim daha dengeli olan bu altı. Yani Medya Gabi Min servis karşıladı. Zaten orta oyuncuları bugün Vakıfbank 25-14 kaybettiği sette bir de ayakta kalan tek oyuncu olduğunu söylemişti. Orta oyuncuları hep oyun içerisindeydi. Biraz da smaçları taktik edince Vakıfbank 2-0 geride olduğu maçı kaybeden takımına girdi. Bu yılın Eczacıbaşı Mitra tarafına. Yani ikinci seti uzatmayı bildiler ama 14 direkt hata yaptılar o sette. 14 direkt hata yapıp seti 27-25'lere kadar getirdiler. 25-25'lere yani 14 hata orada 8-0 kazanacakları maçı buraya gelmesindeki etken oldu. Şimdi gençten daha fazla destekleyen Vakıfbank karşılaşmayı kaybedebilir. 2-0 geriden gelmeminde hani biraz bir yere de varsasını kabul edelim. Eczacıbaşı Mitra'da özellikle Leon Fonkin ve Natalya'dan yedik katkı çok çok önemli. Hamdi Güler'e kadar sadece bir yana boş dönüşü bunlar sayılırdı. Unutmayalım. Yani yine bir yana boş dönüşü yerine kalırsa sadece Eczacıbaşı Mitra işin sette bence dezavantajlı olan taraf olur. Ama tıket için Natalya sayılarıyla girerse Eczacıbaşı Mitra her şey de değişebilir. Yani burada Eczacıbaşı Mitra adına önemli olan smaçör, iki smaçöründen gelecek.
skor katkısı diye düşünüyorum 5'in sette. Gamze Kılıç kenara geldikten sonra Lloyd'dan da pasör mevkinde çok önemli katkı sağlayamadı Bob'da. Dolayısıyla bütün negatif unsurlar bakıp farkın emine oldu. Ve her sette başlamak üzere. Şimdi 4 seti unutacak istiyorsunlar. 11 seri final seti. Maç yeniden başlıyor ve kısa bir sette bitecek. Bakalım kim kupayla başlayacak sezona. Tabii bu kupayla başlayacak takım açısından da moral kupası olsa. Eczacıbaşı Vitra 2010-2011-2012'den sonra kim kazanarak başlayacak göreceğiz. Ama şu bir gerçek, gözümüzün pası silindiğine voleybol adına. Cansu kullanıyor ilk servisi. Zilio, Gamze'nin pası Ergül. Blokta başarılı Vakıfbank. Kim? Bloktan kaçtı ama Gizem'e yakalandı. Gabi, Meliha blokta başarı. Ergül ve Boşkoviç. Ergül Eroğlu sayı. Eczacıbaşı Vitra'nın. Eroğlu'nun bloğu. Ve şimdi Ergül kullanacak servisi. Eczacıbaşı 1-0 önde. Melia, Cansu yükseltti Gabi. Blokta başarılı. Yasemin Gülme yanında Yonkov kim? Eczacıbaşı Vitra Taybire 2 blokla açtı. Önce Ergül, şimdi Yonkov kim? Ergül Eroğlu. Meliha, Cansu, kısa pas. Değerlendiremedi Raşit. 3-0 oldu bir anda. Tabii bu yıl 3 şampiyonluk adayı var. Net söyleyebilirim. Vakıfbank, Eczacıbaşı Vitra ve hiç kuşku yok ki Fenerbahçe Opet. Katılıyorum, bu sene şampiyonluk yarışı gerçekten müthiş geçecek. Ergül. Gizem, Cansu. Halka döndü. Dublajda başarılı Gamze. Natalya'nın pası Boşkoviç. 4-0. Mola. Giovanni Guidetti. Ergin'in video sonrası atlayıttığı servisler. Eczacıbaşı Vitra'yı 4-0'lık 5. setteki avantajını getirdi. Tabi Ergül'ün bir de ondan sonra Yon Konçin'in Yasemin'i de yanına alarak yaptığı bir de on. Bu serinin uzamasında rolü var ki zaten sadece bir hücum sayısıyla 4 sayılık bir seri buldu. Eczacıbaşı Vitra orada 4 sayılık yana başı başta üzüldüğünüz sayı. İyi servis atarak Vakıfbank'ın özellikle 3-4'ün seti iyi servis atarak Vakıfbank'ın üstünü bozan Eczacıbaşı Vitra 5'in sette önemli bir avantajla başladı. Çok fazla geldik gördük bu maçta. Onun 4-0 aslında iyi bir avantaj ama sezon başı olması itibariyle de hani çok da önemli olmadığını gösterdi bize bu maç özelinde. Böyle serilerin. Ergül. Gizem, Cansu. Kötü top oldu Raşit. Ama Raşit müthiş değerlendiriyor bu topu. Milena Raşit bir avcı ustalığıyla öyle bir yere attı ki topu. Bu topu Natalya Zilyon'un çıkarması imkansızdı, bakın. Nereye attı topu? Gabi. Natalya Zilyo. Gamze. Boşkoviç plase. Diana Boşkoviç. 5-1 oldu.
Boşkoviç de verecekler size. Boşkoviç. Leşiki. Milena Rašić. Simge. Gamze. Kim? Bu top çıkacak mı? Çıkarttı Vakıfbank takımı. Boşkoviç, Gamze, Kim? Rašić. Yüksek top. İzabel Hak dışarı gitti top. Challenge istiyor. Daha önceki pozisyonda Eczacıbaşı Vitra Bençin'in çalınmadığını düşündüğü bir an var. Oyuncuların dikkatini dağıttı. Vakıfbank'ta oyuncuların. Değil mi onların tek? Evet. Yalnız ben ne olduğunu göremedim. Bir anda Bençin kalkınca yanlış bir şey söylemek istemem. Ayağı. Şu an Vakıfbank'ın itirazı nedeniyle GDS'ye bakılacak. Bakalım karar ne olacak? Uzun basıldı inceleme süreci. Sayı Eczacıbaşı Hüksan'ın olduğunu iletti baş hakem. Giovanni Bilgeçtir görüntü ekrana verilmedi diyor. Evet, şu an görüntü ekrana verilmediği iletiliyor Giovanni Bilgeçtir'e. Giovanni de görüntü istiyor haklı evet. Olarak. Tamam, şimdi ikna oldu sanıyorum. Sayı Eczacıbaşı ikna. Gabi karşılıyor topu. Cansu kısa pas. Zehra'nın sayısı. 6-3 oldu. Sever Hak kullanacak servisi. Sever Hak. Simge müthiş karşıladı. Gamze'nin pası Natalya Zilio. İyi karşılıyor Gabi. Gizem. Melih'e yükseldi. Blokta başarı var. Cansu. Gizem. Melih'e İsmailoğlu. Çaprazdan vurdu. Topikleri düştü. Natalya'yla Simge'nin arasına düşüyor top. Dördüncü sayı aldı Vakıfbank. Müthiş çekişme sürüyor. Bakın Melih. Enfes vuruyor. Simge'yi çaresiz bıraktı bu vuruşuyla. İzabel Ağak bir füze daha gönderir mi? Gönderiyor ama top dışarı gidiyor gibi gözüküyor. Ama GDS. Burak Yücekök içeride işareti yapıyor. Bence bir GDS isteyecekler bu pozisyona. Görüntülü değerlendirme istiyor. Görüntülü değerlendirme istiyor. Giovanni Guidetti yani Motta neye kızdı ben onu anlamadım. Yani çok eminse değil mi topun dışarı gitti? Bence top içeride. Niye tepki gösteriyor şimdi ben anlamadım. GDS hakkı yok mu Giovanni'nin? Şimdi ben anlatayım durumu. Anladığım kadarıyla anlatayım. Az önce Giovanni Guidetti'nin istediği GDS'de görüntü net olarak yoktu.
ve GDS'si istenmedi sayıldı diye biliyorum ben. Onun için ikinci GDS hakkını şimdi kullanıyor olabildi Giovanni Bulgetti. Evet, top çizgide. Top içeride. Senin dediğin oldu. Top içeride. Ve sayı basın farkı. 6-5. Evet, ben şimdi eczacıbaşı denişini de dinledim. Dediğim şekildeymiş. O challenge sayılmadığı için bir haklı kalmış ve yeniden challenge'a gidebilmiş oldu. Vakıfbank tarafı yoksa o challenge'a gidip hatalı çıksaydı challenge haklı yoktu. 55. Hey. Yasemin kullanacak servisi. Arkada Gabi, Cansu, Zehra. Zehra Güneş. Zehra'nın bloğu. 7-6. İki büyük takım, iki ezeli rakip. Türk voleybolunun en büyüklerinden ikisi. Zorlu mücadelede 2-2'lik eşitlik sonrası karar sırasında da büyük çekişme içindeler. Servis kullanıldı. Müthiş bir... Müthiş bir refleksle karşılıyor. Yani oturup nasıl çıkarttı Gamze inanılır gibi değil. Sonrasında da Natalya Zilio alan değiştirecek. İki takım 8-6 oldu. Heyecan bir an olsun azalmadı müthiş özellikle. Müthiş bir refleks ama Gamze Kılıç'tan. Beşinci sette. Bakın sonra Simbe müthiş bıraktı topu. Sonra da Zilio. Arka arkaya müthiş hareketler. 8-6. Ve Eczacıbaşı Vitra'da 3-1 turuyla sağ değişimi başlıyor. Topu iyi karşılaması gerekiyor Vakıfbank'ın. Gamze Kılıç kullanacak servisi. Oyun anlamında söylüyorum tabii bunu. Yoksa üstü hücum seti üç. Öndeki üç oyuncu çok kuvvetli. Eczacı başında. Şimdi Gamze servis sayıyı yapıyor. 8-7 oldu. 8-7 farklı sayıya iniyor. Cansu'dan müthiş pas. Gabi değerlendiriyor. Zehra kullanacak servisi. 8-7 Eczacıbaşı Vitra önde. Hata 9-7. Avantaj Eczacıbaşı Vitra'da. Natalya Zilio. Eczacıbaşı Vitra servisi Natalya Zilio. En etkili servis kullanan oyunculardan birinde top. Natalya. Gizem, Cansu, Plase. Karşıladı Gamze. Şimdi Boşkoviç, Hak, Cansu, Gabi yükseldi. Çevirebilirdi bu topu Eczacıbaşı Vitra adına. Cansu Özbay. Kısa pas ve sayı Ergül. Ergül Eroğlu. Ergül Eroğlu. Kaçıyor bloktan ve sayıyı da yapıyor. İlerler aş içi bloktan. Son derece güzel kaçtı Ergül. 10'a 8. Ergül kullanacak servisi. Ergül Eroğlu. Arkada Gizem, Cansu. Hak vuruyor. Ergül karşıladı. Gamze yükseltti. Kim vurdu? İkili blok. Şimdi Zilio. Gamze'nin pası. Boşkoviç. 11. sayıyı alıyor Eczacıbaşı Vitra. Tiana Boşkoviç. Mola. Bakıyorum. Mola evet. Giovanni Guidetti Mola alıyor.
tabii önce Ergül sonra Boşkoviç sayıları. Setin sonuna çok önemli bir avantajla götürüyor Eczacıbaşı vitrayı. Giovanni Gilgetti de bunun farkında ve ikinci molasında kullandı. Melihayla konuştu sadece. Aslında Yusuf'un kazanılmasının bence başka aktörlüğü ama bu sette yaşamadığı bir iki top nedeniyle Giovanni Gilgetti onu uyardı. Yine İsa'dan Hak'la konuşuyor. Tabii Kübra Akman'ın olmayışı elini zayıflatan etkenlerden biri Giovanni Guidetti'nin ne kadar önemli bir oyuncu olduğu Kübra'nın yokluğunda hep ortaya çıkıyor. Ergül, Ergül Eroğlu. Tabii bu Eczacıbaşı Vitra'nın çok iyi bir oyun sergilediği gerçeğini de değiştirmiyor. Ergül kullandığı servisi Melia. Cansu'nun kısa pası. Rashic arkada karşıladı Zilio. Damzir'in pası Boşkoviç. 12. sayısı Eczacıbaşı Vitra'nın. 12-8. Biraz fazla çok oyuncu hücum yapınca özellikle Rashic'in önünde olduğunda Rashic'in hücumunu iki kişi takip etti Rashic'i. Blok sektörü devamlı Tiana Boşkoviç sayısında. Usta işi bir smaçla sayıyı yaptı Tiana Boşkoviç. Ergül Eroğlu. Onun da bu akşam büyük katkısı var. Eczacıbaşı'ya Hak. İkili blokta başarılar. Boşkoviç ve Yasemin. Yani bugün Tiana Boşkoviç. Tiana Boşkoviç. Her şeyi yaptı. 13-8. Süper Kupa'nın Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın kulpundan tuttu Eczacıbaşı Vitra. Ergül, Meliha, Cansu'nun pası, İzabel Haak blokta yumuşadı. Ergül, Gamze, Boşkoviç Meliha karşıladı. Cansu yükseltti. Haak geliyor. Vuruşu da çıkıyor. 13-9 oldu. Gabi kullanacak servisi. Gabi kullandı servisi. Gamze'nin pası. Kim? İkili blokta başarı var. Gamze. Zilio yükseltti Boşkoviç. Sondu. Sonun tamamı Tiyanoğlu'nun işten geldi. O bu kadar iştahlı bir tane açık Tiyanoğlu'nun olsun. Çok zor işi. 14-9 ve maç sayısı için servis kullanıyor Eczacıbaşı Vitra. 2-0 geriden girip 2-2 yaptı Fatih Bank ama Boşkoviç son sette ağırlığını koyuyor oyuna. Lloyd kullanacak servisi. Eczacıbaşı Vitra için maç sayısı şansı. Lloyd dışarı attı 14-10. Zehra oyuna giriyor. Rashic kullanacak servisi. Maç sayısı şansı sürüyor. Eczacıbaşı Vitra için. Diana Rashic. Diana Rashic. Simge. Lloyd. Kim? Dublajda başarılı Hak. Cansu Melia. Bloktan sekti. Zilio. Lloyd. Gözde. Bakıyorum. Top dışarı gidiyor. Top dışarı gidiyor. Melis Turul vurdu tabii smaçı. Hemen düzeltelim. Top dışarı gitti ve mola 14-11. Üstelik Eczacıbaşı Vitra hücumundan aslında bir servisinden biri hücumundan Layık'ın servisi oyuna girmedi. Şimdi Melis'in tabii dışarıya çıktı. Ama hala önemli bir avantajda 5 olan maçı bitirme şansı 3'e indi sadece Eczacıbaşı Vitra'nın. Boşkoviç'in oyunda olmadığı bölümde tabii maçı bitirebilirler. Ama maçı bitirme şansı 1'e kalacak Eczacıbaşı Vitra'da. Yok, güzel bir süre şu an için en önemli şey. Bakalım nasıl bir süre. 14-11.
3 kez maçta üstü şansı. Eczacıbaşı Mitre için 3 kez Spor Toto Şampiyonlar Kupası şansı. Rashic, Simge, Lloyd. Kim vurdu? Açısından keskin yorumlar yapmaktan kaçınmak lazım. İki takım da çok fazla hata yaptı. Eczacıbaşı Mitra'nın 2-0'a getirdiği oyun onlara da önemli. Vakıfbank'ın 2-0'dan kaybıya taşıdığı oyunda onlara da önemli. Biraz riskli bir 6'yla başladı Juan Miguel'i. Doğru 6'yı da önemli. Onun şartlıktan da doğru 6'yı da 5'in şartı taşıdı. Ama bu tüm tekli Eczacıbaşı Mitra'nın çok kıştanlı bir kere blok sayısı da öğretti. Avrupa şampiyonasından emekli ödülünü alarak gelerek alıp geldi buraya. Bu da herhalde bir emekli ödülüne gösterdi. Kiyama koştu. Ne düşünüyorum? Yani benim adaylarımdan biri hatta birinci sıradaki bir sıra. Reaksiyonda ilk mücadeleyi başlayacak iki takım adına da Eczacıbaşı'nda da ilk yüzüyle bir şey ödülüyor. İnsanlar dediğini. Vakıfbank'ı yanılmıyorsam Aydın Büyükşehir Belediye'ye ayrılacak. Vakıfbank Aydın Büyükşehir Belediye ile cumartesi günü saat 19'da karşı karşıya gelecek. Sevgili Burak. Beylikdüzü'yle de Eczacıbaşı Aydın'ın saat 16'da oynayacak. Tabii ki Eczacıbaşı'nın için açılmasıyla şunu da söyleyeyim. 18 maçın 10'u yayında olacak. Yani Beşler'de bir Sultanlar Ligi'nde çok önemli bir akşam. Eskiden ben 5 haftada 10 maç yayınlandığını, yayınlanmadığını biliyorum. Ama şu an Türkçesi'nin için devreye girmek hayatı geçmiştir. Oraya doğru, yani ilk 3 haftadan da belki sadece Eczacıbaşı Sultanlar Ligi'nde 10 maç yayını olmuş önemli bir akşam. TRT Spor 2'de atacak sporun kalbi. Çok organizasyon var. Pek çok büyük organizasyon var. İşte şampiyonluk pozunu da verdi. Eczacıbaşı Sultanlar oyuncular. Emre Arslan üstü. Ama yine burada en çok kendini gören, en çok alkışı toplayan, iyi bir gününde değildi ama yine Emrah Karakurt oldu. Eczacıbaşı Mitralı oyuncuların büyük sevinçleri sürüyor. İzmir'de Atatürk Beslenleri Spor Kompleksi'nde kazanan Eczacıbaşı Mitra oluyor sevgili seyirciler. Evet, daha sonra kupa töreni düzenlenecek. Onun için hazırlıklar sürüyor. Kupa töreni için hazırlıklar sürüyor. Haklısın, yayının başına söylemiştik. Daha oturmuş bir kadroydu Eczacıbaşı'ysa birbirini tanıyan. Yani sadece Natalya ve Ergül yeni transfer olarak sahadaydı. Vakıfbank ise tam tersi. Daha fazla yeni oyuncunun olduğu bir takım. Yayın içinde de söyledik. Şimdi mesela Hak gerçekten kötü bir günündeydi. Özellikle pasörlerini tanıyana kadar, pasörleri onu tanıyana kadar hiç bile geçmesi gerekiyor. En değerli oyuncu ödülünü kaçıncı kere kazandı acaba Boşkoviç? Yani kariyerinde yok benim bildiğim. Avrupa şampiyonası, Sev Kupası, Dünya Şampiyonası. Sev Cup'ta da var. Sev Cup, Dünya Grand Prix'si. Sanırım olimpiyat hariç her yerde var. Her yerde var, evet. MVP ödülü. Yani en üst organizasyonlar olarak bakarsak. Daha da yaşı 22 yani. 97 de olma. Değil mi? Bir ara milli takıma kazandıracaktık. Şu kadarcık kalmıştı, ufacık kalmıştı Boşkoviç'i ama son anda... Kısmet olmadı. Olmadı. E tabii yani Sırp zaten de... Ama böyle yapılıyor artık. Yani devşirme. Sonrasında devşirme oyuncular kullanılıyor. Herkes yapıyor. Şimdi ikinci olan Vakıfbank kürsüye davet edildi. Evet, Vakıfbank kürsüye davet edildi. Vakıfbank ve oyuncular. Zehra'da ufak bir problem var. Hemen müdahale etti. Sanırım omuzuyla ilgili, omuzunda ilgili bir sıkıntı var. Melis Gürkaynak ekranlarınıza geliyor. Evet. Hemen Zehra müdahale etti. Müdahale edildi ve o da podyumdaki yerini alıyor. Arkadaşlar yanına gitti. Eczacıbaşı Vitra da geldi. Eczacıbaşı Vitra'lı oyuncular da podyumdalar.
Umarız TRT Spor 2'deki bu büyük mücadeleden, bu zevkli, keyifli karşılaşmadan hoşnut kalmışsınızdır. Evet. Vakıfbank podyumda. Türkiye Voleybol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Bahar Mert Uçoklar, yine yönetim kurulu üyesi Salih Yıldız ve Türkiye Voleybol Federasyonu danışmanı Neslihan Demir Güler ikincilik madalyalarını takdim edecek Vakıfbank'ta oyunculara. Evet, madalyalarını alıyor Vakıfbanklı oyuncular. Sportoto Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank ikinciliği kazandı. Voleybol takımı, Vakıfbank voleybol takımı 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak üst üste en çok maç kazanan voleybol takımı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girdi. Yani Vakıfbank geçmiş tarihi başarılarla dolu. Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu, ülkemizi başarıyla temsil eden bir ekip Vakıfbank. 3 kez dünya şampiyonu, 4 kez Avrupa şampiyonu. Yani sadece Türk voleyboluna yön vermiyor sahadaki iki takım. Dünya voleyboluna yön veren dünya iki takımdan bahsediyoruz. Dünya voleybolunun yıldızları burada, evet. O da işin bir başka yönü. Giovanni Guidetti, hiç kuşku yok ki voleybolun bu büyük yükselişinin ardındaki en önemli isimlerden biri Guidetti. O bir kendi deyimiyle dünya vatandaşı. Türkçe'yi de artık bayağı iyi konuşuyor. İtalyanca biliyor, İngilizce biliyor, Almanca biliyor, Flemenkçe biliyor. Yani bir dünya vatandaşının da ötesinde bir adam. Öğrenmeyi çok seviyor. Öğrenmeyi çok seviyor, evet. İzmir'de de gerçekten genç voleybolcular, altyapı takımlarında oynayan minikler, minik genç kızlarımız büyük keyif aldılar tribünlerde. Evet. Hatta önemli bir bölümü de şu anda hala tribündeler. İkincilik kupası Melis'te. Melis Gürkaynak'ın ellerinde. Ve sıra Eczacıbaşı Vitra'da. Eczacıbaşı Vitra. Şimdi kupayı alacak Mehmet Akif Üstündağ'dan. Bir klasik kürsüye çıkmadan önce yapılan bu şov. Eczacıbaşı Vitra. Sezona süper kupayı, bir başka deyişle Sportoto Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak başlıyor Eczacıbaşı Vitra. As Başkan Ahmet Göksu, Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Suat Güler ve Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Kurtaran Mumcu madalyalarını takdim ediyor Eczacıbaşı Vitralı oyunculara. Kim madalyasını alıyor? Takım Simge. Kaptanı olarak çıktığı ilk maçta madalya ve kupa kazandı Hong Kong Kim. 7 yaşından beri voleybol oynuyor Simge Aköz. Ve öylesine keyifli ki onu izlemek. Milli takımda finale kadar giden yolda müthiş oynadı. Kocaman bir yüreği var onun. Bunu da söyleyelim. Günde 2 kez antrenman yaparak Halkbank'tayken bu önemli çizginin, bu büyük yürüyüşün başlangıcına imza atmıştı. Smaçör olarak başladı, boyu uzamayınca libero oldu. Evet, diğer oyuncular da madalyalarını alıyorlar. Eczacıbaşı Vitra'da. Buse, Boşkoviç, Beyza, Hande, Yasemin, Gamze Kılıç, Natalya Zilyo,
Lloyd, Melis Durul, Ergül Eroğlu ve Salih Şahin. Eczacıbaşı Vitra. Loren Gibemeyer de orada. Tabii yabancı kontenjan nedeniyle bugün tribündeydi Loren Gibemeyer. Evet. Ve şimdi kupayı da alacak. Şampiyonluk kupası paketlerinde Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik ve Türkçe Voleybol Federasyonu. Bünyamin Bozgeyik gelecek Spor Toto Teşkilat Başkanı ve Akif Üstündağ Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı. Da onunla birlikte geliyor. Evet. Kim takım kaptanı? Eczacıbaşı Vitra'nın kupayı alıyor, Şampiyonlar Kupası'nı. Ve kupa kaptanın ellerinde yükselecek. 1-2-3 istiyor Kim. Evet. 1-2-3 diyecek ondan sonra. Kaptanı. Fotoğraftan sonraki evet. Planı da yaptı. Yaptı. Şimdi 1-2-3 şampiyon. Her iki takımı da tekrar tebrik ediyorum. Çok kısa sürede bir araya gelip böyle bir mücadele ortaya koydukları için. Yaşattıkları için. Tabii İzmirli voleybol severlere de teşekkür ediyoruz. 3-4 saat öncesinden kuyruğa girip bu mücadeleyi burada, dünya yıldızlarını burada izlemek için onlar da büyük çaba gösterdiler. İşin keyifli hale gelmesinde onların da büyük payı var. Tam bir hafta önce tükettiler biletleri. Gerçekten voleybol adına çok güzel şeyler bunlar. Gerçekten öyle. Futbolda gördüğümüz şeyler. Evet, böylece sevgili seyirciler, yayınımızın sonuna geliyoruz. Murat Yücekök, Şeyda Şenürek, Hakan Aldemir, yayında görevli bütün arkadaşlarım adına sizlere İzmir'den Atatürk Vestel Venüs Spor Kompleksinden iyi geceler diliyorum. Keyifli geceler, mutlu günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.